Dostlar planı dört boyutlu alem dediğimiz ve bir üst kainatın içinde bulunduğumuz kainata yakın olan alt seviyesini ifade eden mekanda bulunan bir yüksek vazife grubudur. Dostlar planı 1957 ve 1961 yılları arasında çok değerli fikir celseleriyle bir dizi tebligat indirmiştir. Beşer dünyasının fizik ve psikolojik tabiatını iyileştirmek ve yüksek bir seviyeye doğru yöneltip çekmek için bu kutlu tebliğlerin önem ve gerçek değeri kuşkusuz dünyasal değer ölçülerinin üzerindedir. Karanlık bulutlar dağıldıkça tüm gerçekler olanca yücelikleriyle ortaya çıkacaklardır. İşte tüm mücadelemiz o karanlık bulutları dağıtmaya ve Sirius güneşinin ufuklardan doğuşunu göstermeye çalışmaktır. Beşeriyet, şimdiki karanlık çağdan bir sonraki ve son dünya devresi olan 7. devre altın çağ dönemine girmektedir. Bu giriş ne var ki gene beşeriyetin uğraşı, emek ve gücüyle olacaktır. Bu ise beşeriyeti ilk anlarda harekete geçirecek olan beşer çobanlarının yoğun ve ölçüsüz çabaları ile ancak mümkündür. Yeryüzünde şimdiye değin tüm göksel misyonlar daima inanmış, kararlı, güçlü, yiğit ve bilge kişilerden oluşmuş, küçük kadroların çevrelerini uyarmak ve uyandırması ile işlev görmüşlerdir. Onların bu kutlu uğraşıları göksel olaylar ile desteklenmiş ve kutsanmıştır. Tüm yeryüzünü giderek kuşatacak olan göksel ışık ve bilgeliğin çıkış yeri, doğum yeri ülkemizdir. Altın çağ, ülkemizden başlatılan yüce görevin yüce ışığı ile ışıtılacak ve yeni bir dönemin, yeni bir çağın ilk ve temel örnek ülkesi olacaktır. Sizlere sunduğumuz bu bilgileri çevrenize anlatınız ve anlatınız. Çevrenizi uyarınız, uyandırınız ve öğretiniz. Bilgiyi bilmek, bilgiyi vermek sorumluluğunu getirmektedir. İşte sizler de bilgiyi bilmek ile artık sorumlusunuz. Öğretiniz ki öğretmen olabilirsiniz. Bizim öğretimimiz altın çağ kurucuları olacak olan ışık öğretmenleri ve görevlilerini yetiştirmektir de. Siz de onlardan olunuz. Önsöz yeryüzü yeni bir çağın hemen eşiğine getirilmiş bulunan beşeri evrimin bundan sonraki iyiye ve güzele, bilgiye doğru olanca bir verimle ve hızla yürümesiyle giderek ışımaya başlayacaktır. Dünya planetini oluşturan ve onu her şeyiyle görüp gözeten ve iki el ile kavrayan kozmik yönetici mekanizma, beşeri evrimin kalan son dilimi ve kısa süresi içerisinde beşeriyete yüce bilgiler ile bir yüksek evrimsel aşamanın bilgilik ve olgunluğunu edindirmek istemektedir. Bitmeyecek bir evrim yolculuğunun yazgısına sahip olan beşeriyet bu dünya okulunun sonunda gene evrensel evrim yoluna çıkarılacak ve daha yüksek okulların öğrencileri olmak üzere yeni bir siklusa dahil edilecektir. Yakında beşeriyete nasip edilecek olan bilgi kitabı kutsal kitaplarda âlemlerin Rabbi Allah olarak tesmiye edilen yüce yönetici mekanizmadan bu yüzyılın ortalarında indirilmiş ve açıklanmak üzere bekletilmektedir. Beşeriyetin bir bölümü için istenen koşullar ve hazırlık safası tamam olduğunda bilgi kitabı açığa çıkartılacak ve beşeriyete verilecektir. İşte gerçek kıyamet o zaman başlayacak ve yeryüzü maddi, manevi devasa çeşitli olaylar ile hallaç pamuğu gibi atılacaktır. Bilgi kitabını okuyup da yıkılmayacaklara ne mutlu, Kur'an 17 Taksim 13-14 Herkesin dünyadaki amel ve hareketini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü onun için bir kitap çıkartacağız ki neşredilmiş olarak kendisine kavuşup şöyle çatacak. Oku kitabını. Bugün sana karşı iyi hesap görücü olarak kendi nefsin yeter. Giriş Ne yapmalı, nasıl olmalı? İsmin gereksiz oluşu ve farklı realite. Bir ismin benim için değeri söz konusu değildir. Bu konuda ısrar etmeyin. Çünkü ileride belki de sizin anlayabileceğiniz gibi benim realitem belki sizin bugünkü anlayışınızdan farklı olacağı içindir ki beni bir isimle çağırmanız bir takım sakıncalar tevlit edebilir. Sonsuz doruklara ulaştıran bilim meşalesi. İçinizdeki hakikat meşalesini her zaman için yanar olarak tutmanızı ve asla yılmadan, bıkmadan ve her türlü özveriye katlanarak bu meşalenin, bu ışığın insanı sonsuz şahikalara ulaştıran ışığından esinlenmeniz benim en büyük isteğim ve mutluluğumdur. Siz bilim aşkıyla yanıp tutuştukça bizler sonsuz bir mutluluk içerisindeyiz. Betim olanaksız transandantal varlık durumu Bizim durumumuz dünya lisanıyla ifade edilemeyecek kadar transandantal bir durumdur. Bu yüzden medyumun sarsıntılarını doğal karşılamak gerekir ihtiyacını cehitle oluşturmadan istememeli. Bazı sorularınıza cevap veremeyeceğim. Nedeni ise şudur. Siz kendi bilgi ve çalışmalarınızla halledebileceğiniz bazı soruları bizlere sormamalısınız. Şunu da unutmayınız ki biz burada açtığınız zaman bilgi veren bir kitapta değiliz. Bu yüzden kendi bilgi kapasitenizin üzerinde bir soru sorduğunuz zaman cevapla Size bilgiyi doğrudan doğruya vermekten ziyade bir bilgiyi kazanabilmeniz için bir takım kapıları açmanız için gereken anahtarları vermekten ibarettir. Hiçbir zaman kendi bilgi kapasitenizin üzerinde soruların cevabını bizden istemeyiniz. Bunu çok içten ve dostane bir uyarı olarak söylüyorum. Yüksek planlar ve yeni yöntemle irtibatlar. İleri de benden, benim planlarımdan veya benim çok üstümdeki planlardan bilgiler almanız kabildir. Bu bilgileri belki de yepyeni ve sizin şimdiye kadar hiç kullanmamış, tatbik etmemiş olduğunuz usullerle alabileceksiniz. Burada o günler özlemle bekleniyor. Yeter ki siz o günlere layık olunuz. Hazırlık ve orantılı bilgi alınışı sizden yeni bir celseye hazırlanırken eski celseleri iyice okumanızı ve oradaki bilgiler üzerinde düşünmenizi önemli isteyeceğim. Zira benim vazifem gereği size verebileceğim bilgiler ancak sizin hazırlık derecenizle uyumludur. Yaşam ve olanaklarını iyice değerlendirmelidir. Sizin elbette haberiniz yok fakat sizleri yakından izleyen ve gözleyen yüksek planlar vardır. Her zamankinden daha çok sizi gözlemektedirler. Siz şimdi adeta büyük bir fırtınadan önceki sessizlik halindesiniz. Sizlerden yeni bir hamle yapmanız ve ataletinizi silkmeniz istenmektedir. İşte onu bir yapabilseniz, ah bir yapabilseniz. Siz elinizdeki bilgi hazinesinin kapılarını açabilseniz, tasavvurunuzun dahi üstünde nur ve ışık ummanlarına kavuşacaksınız. Bütün bunları söylemenin sırası gelmiş ve geçmiştir bile. Artık uyanmanızı bekliyoruz. Siz dünyadakiler, büyük olanaklarınızı kullanmasını öğrenebilirsiniz. Hele o olanaklar sizi geçmiş yüzyıllarda yaşamış insanlara oranla ne kadar üstün şahikalara, aklınızın, mantığınızın ve hayalinizin alamayacağı derecede ne yüksek ideallere kavuşturacağını bir bilseniz. Bizler bol olanakları layıkıyla kullanmamanıza büyük bir esef duyuyoruz. Sizler dünyaya inerken emin olun ki bundan yüzyıllarca önce yaşayan insanlara nazaran çok daha büyük ve kapsamlı ihtiyaçlar, onlarla kıyas kabul etmeyecek daha büyük olanaklarla dolu bir dünyaya indiniz. Bundan yararlanmasını öğrenmeye çalışın artık. Emin olun ki dostlarım, size verdiğim bilgiler ancak uyanışınız oranında olacaktır. Eğer size bu yüzden daha doyurucu bir bilgi sunamıyorsam, henüz şartlarım uygun olmayışındandır. Dikkat ediniz ki, ben sizlere katiyen sizin araştırma sahanız dahilinde bulunan ve üzerinde çalışabileceğiniz bilgiler hakkında malumatlar vermemekteyim. Bu hususu sizin gelişiminiz bakımından rica ederim. Bana soracağınız soruları gayet iyi tartarak kendi durumunuza göre ve nihayet üzerinde emek sarf ederek bulduğunuz sonuçları ancak ve ancak daha üstün bilgilerle mukayese etmek üzere sorunuz. Emin olun ki bu durum benden önce sizin durumunuzun gelişimi için gereklidir. Tekrar ediyorum. Bana hazır bilgi almak için soru sormaktan kaçının. Realite değişimlerine uğrayacağınız bu dönüm noktasında gayet dikkatli ve uyanık olunuz. Aksi takdirde sizi nurlandıracak o kaynak aniden kuruyu verecektir. Bilgisizlik ile bilgi alınamaz. Geliyorum, geliyorum fakat sizleri bir öncekinden daha büyük bir hamle yapmış ümidiyle görmek üzere geliyorum. Size vereceğim bilgilerin, daha doğrusu kendi bilgilerinizle bizden edineceğiniz bilgilerin ancak ve ancak o büyük hamleyi yaptığınız, sonsuz bir özlemle daha yüksek hakikatlerin ışığı peşinde koştuğunuz zaman sizin malınız olabileceklerdir. İnsanlığa bilgi sunan mihrak olmalı. Sizin şu veya bu türlü tavırlanışınız karşısında benim ümidimin kırılması diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü benim içinde bulunduğum realitem, durumum bunu belirtebilecek bir vasıf değildir. Ben sizin içinizde bulunduğunuz durumu az çok kesin olarak planıma muhtelif faslalarla intikal eden tesir ile izrak etmekteyim. Size şunu asla aklınızdan uzak tutmamanızı ihtar ederim ki sizin dünyadaki bulunduğunuz durum ancak ve ancak ilahi irade yasalarının gereklerine tam veya kısmen uymanızdan dolayıdır. Şunu unutmayınız ki sizin dünya durumunuz, iç aleminizin sonsuz hakikatlerine ulaşma yolundaki meşalenin yanında sönük bir kıvılcımdan başka bir şey değildir. Sizler sıkıntıyı, ızdırapları biraz da kendiniz yaratıyorsunuz. Dostlarım, gözlemleyeceksiniz ki yüksek titreşimlere uyduğunuz oranda dünya yaşama sizin için gitgide kolaylaşacak, bir takım beklenmedik olaylarla daha yüksek realitelere geçtiğinizi anlayacak ve göreceksiniz. Sizler için dünyasal zorluklar ve meşgaleler, yüksek hakikatlere erişmek için bir engel teşkil etmemeli. Bence etmesi için de hiçbir neden yoktur. Bu söylediklerim üzerinde daha iyi düşündüğünüz ve tebliği iyice okuduğunuz zaman ne kastettiğimi anlayacaksınız. Esasen ben ve planım sizde bir hamle özlemi ve kudreti olmasaydı sizinle temas etmek üzere vazifelendirilmezdik yukarı plan sizlerin yeteneklerinizi dakik olarak tartabilecek kudrettedir. Biz buraya boşuna gelmedik. Sizler yeteneklerinizi, mevcut yeteneklerinizi iyice kullanıp geliştirmeniz gerekiyor. Çalışmalarınıza yeni bir vehçe vermeniz, yeni medyumluk şekli üzerinde durmanız ve insanlığa bilgi saçan yeni bir mihrak olmalısınız sizden öncekilerin çalışmaları son derece değerli olmakla beraber orada takılıp kalmamalısınız ve bunun için de bilgilerinizi tam anlamıyla kendi kendinize hiçbir hoşgörü hissi tanımadan tatbik etmeniz gerekir. Araştırmalarınızın sizlere yeni ufuklar açacak karakterde olmasına son derece itina gösterin. Yukarının bilgileri ve cehit faktörü Bizim sizlere sunduğumuz değerler dağların ancak sarp yerlerinde ve kayaların diplerinde bulunmaktadır. Onları oralardan almak durumundasınız. Yukarı ile irtibat ve avra kalitesi koşulu. Sizleri uzun bir ayrılıktan sonra tekrar karşımda görmekte mutluyum. Tebliğ verebilmek için gereken avranın iyileştiğine ve ileride de daha iyi hale geleceğine inanıyorum. Sanmayınız ki siz orada şu veya bu nedenden ötürü ihmal edildiniz. Ben sürekli olarak medyumla temas halindeyim. Ruhsal ataleti bırakıp sürekli araştırmalı. Hiçbir şekilde gevşememenizi ve ruhsal ataletinizi bırakarak daimin surette hakikatin nuru peşinden koşmanızı ve bunun sonucu olarak da cemiyetinizin artan bir faaliyet göstermesini sağlayınız size bundan sonra tebliğ yarışır olduğunuz oranda verilecek ve gelen bilgiler ise ancak ve ancak kapasiteniz dahilinde olacaktır. Öte yandan şunu da söylemeliyim ki medyum birkaç zamandır temasımızı sağlamak için çok zorlanmakta ve bir celse ruhen icbar edilmekteydi. Bu irtibatı yapmakla kendisi hakkında iyi hareket etmiştir. Size bundan sonraki celselerimde müsait olanaklar hazırlanmak suretiyle cemiyete yararlı olacağını umduğum bilgileri nakletmeye çalışacağım. Bu konuda size yararlı olabilirsem ne mutlu bana. Disiplinli çalışmak ve birlik ruhu Bu akşamki şartlar hayli geniş ve kapsamlı olduğunu sandığım bir konudan söz açmak için elverişli değillerdi. Sizin hepinizin bir birlik ruhu içerisinde, içtenlikle vazifeye koşarken, insanlığın evrimine bir nebzecik olsun hizmet etmek için çalışırken görmek benim için zevklerin en büyüğüdür. Hiçbir zaman talsamadan, yorulmadan, hakikatin uçsuz bucaksız ufuklarında bir nebzecik nur ararken bu gayretinizi mümkün mertebe aksatmamaya gayret edin ve çalışmalarınız artık bir veçeye girsin. Size benim planımdan bilgi bolca akacaktır. Yeter ki siz gerekli ruhsal forma girmiş olabilirsiniz. Geleceğe ümit ve iyimserlikle bakmalı. Mukadderatınız bu sahada hepinizin çok büyük zorluklarla, müşkülatlarla mücadele etmenizi gerektiriyor. Siz büyük sınavlar geçirmeye aday görünüyorsunuz. Cemiyeti oluşturan fertlerin hemen hepsinin şu anda sıkıntıları ve gayrileri vardır. Bunlara soğukkanlılık, metanet, ve özellikle isyan etmeden göğüs germeye çalışmalısınız. Hepsi ileride düzelecektir. Merak etmeyin, hepiniz istediğinize kavuşacaksınız. Geleceğe daima ümit ve iyimserlikle bakın. Vazife için koşullara uymalıdır. Yukarısı ile sizin aranızdaki kapı yine açıldı. Bu kapıyı açık tutmak için gerekenleri yapınız. Bu, sizi seven ruh dostlarınızı da, beni de bahtiyar edecektir. Bu cehdi gösterebilmek için kendinizi daha iyi kontrol ediniz. İhtiyaçlarınızı biliniz ve isteyiniz. Azminiz ve iradeniz sarsılmasın. Sizler daima himaye ediliyorsunuz. Yalnız, liyakatinizin gerektirdiği silkinişi göstermek zorundasınız. Sizden çok şeyler bekleniyor ve bunu yapabilecek olanaklarınız da var. Bu fırsat bana verildiği için sizleri celselerimde tam bir birlik halinde görmek istiyorum. Sizlerden gelen vibrasyonların daha teksif edilmiş olarak medyum vasıtasıyla planıma yansımasıyla size gönderilecek bilgiler de müsbet ve verimli olacaktır. Alınacak bilgi ve yaraşırlık oranı Yukarıdan yüksek tebligat almak istiyorsanız hislerinizde yüksek olun, var gücünüzle arzu edin. Eşadın her türlüsü insanın yaraşırlığı ile uyumludur. Sizler yaraşırlığınızı arttırdıkça yüksek ilhamlara layık olursunuz yarışırlığınızı arttırmak için de gayret ve cehdinizi, iyi niyetinizi ve nihayet bilgi antenlerinizi daima yüksek planlara ayarlayınız. Alacağınız bilgiler, unutmayanız ki atacağınız adımların ve kazanmış olduklarınızın karşılığıdır. Ruh alemi sizlerden daima yüksek ruhsal faaliyet bekliyor. Yüksek bilgi ve Ahengtar vibrasyonlu celse Medyumun şimdiki sıkıntılı durumu sizin için bir eprövdür. Çünkü size yüksek tebligatın verilebilmesi için arkadaşların celselerde daha sıkı bir ruhsal ahenk halinde bulunmaları ve bu ahengin de günlük hayatlarında, iş saatlerinden arta kalan zamanlarında sürekli olabilmesi için talim edilmesi gerekmektedir. Şunu biliniz ki bu celsede bulunan kimseler bizim planımızın istediği ruhsal olgunluğa erişmedikçe ve ayrıca celseyi teşkil eden topluluklar ahenktar vibrasyonlar neşretmedikçe yüksek tebligatın verilmesi kabil olmayacaktır. Esasen uzun zamandan beri yukarıdan tebliğ alamayışımızın bir nedeni de gerekli ruhsal formasyonu şimdiye kadar edinemeyişimizdendi. Bilgi mabedi ve orada nasıl olmalı? Noksanlarınızın ne olduğunu kendiniz gayet iyi bilmeniz gerekiyor. Fakat buna rağmen sormak zahmetinde bulunduğunuz için yanıt vereceğim. Noksanlarınızın en başında konuya tam anlamıyla konsantre olmayıp kendi kendinize icat ettiğiniz bazı bahanelerle amaç ile ilgili faaliyetleri tavsatmanızdır. Size ve cemiyetinize çok yardımlar yapılacak ve sizler bulunduğunuz seviyenin çok üzerine çıkabileceksiniz. Ayrıca buraya olan ilginiz daha derinden ve candan olsun. Buraya gelişi güzel bir toplantıya gelir gibi gelmeyiniz. Burası bir bilgi mabedi olarak telak edilmelidir. Yukarıdan izleniş ve bilgi liyakati. Bilgi ancak şimdiki koşullar altında azar azar ve gereken durumlarda verilecektir. Acele etmeyin. Liyakatınız arttıkça verilen bilgilerin değeri de artacaktır. Durumunuz yukarıdan izlenmektedir. Dünya işlerini kişi kendi çözümlemelidir. Bana dünya işlerinize ait şeyler sormayın böyle basit ve kendinizin halledebileceğiniz meselelerle beni güç durumlarda bırakabilirsiniz. Sorularınızı ölçerek ve tartarak sorunuz. Yukarının bilgilerinin toplanması gerekir. Spatyomda sizin için hazırlanmakta olan bu evrimsel plan ancak sizlere hitap eder ve sizin özel durumunuz göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Burada bir hamle yapmak zorunluluğunuz apaçık olarak görülmektedir. Sizler için evrende oynadığınız rol çok büyüktür. Bu belki herkes için böyle değildir ve olmayabilirdi. Bu yüzden şuurunuzu serbestleştirmek suretiyle yüksek gayelerinize vasıl olmanız birçok bakımlardan ve özellikle bilimsel bakımdan sizler için çok yararlı olacaktır. Şimdi burada henüz açıklamak istemediğimiz bir takım durumlar var. Buradan alacağınız bilgiler ancak ve ancak göstereceğiniz liyakat ile orantılıdır veya daha doğrusu bizim buradan dökeceklerimizi muhakkak surette boşa gitmemesi bir yerde toplanması gerekmektedir. Hazır olunca size yardımda bulunacağız. Üst planlara yansıyan vibrasyonlar ve irtibat Bugün bundan daha fazla bilgi verilmesine izin verilmiyor çünkü şartlar uygun değil. Bir realite değişikliğinin bir şok yaratmasından çekinilmektedir. Bu nedenle celse burada kesiliyor. Medyumun aldığı vibrasyonlar üst planlara yansıdı ve üst planlardan gelen vibrasyonlar medyumun irtibatını kesti. Yüksek istekler, yüksek karşılık görürler. Bundan sonra artık soracağınız soruların da daha büyük bir değeri olacağından cevaplar da o aranda doyurucu olacaktır. Sorduğunuz sorularınız çok genel anlamdalar ve bilginizin azlığını gösteriyorlar. Sorularınız ince ve özel noktalara temas ederse alacağınız cevaplarda o oranda verimli olacaktır. 1. Bölüm Gerçek Bilgi ve Evrim Görüyorum ki arkadaşlar sürekli bilgiler almak ve yeni hamleler peşinde koşmak arzusu gösteriyorlar. Bu arzu gayet haklı ve güzel bir şey. Fakat bilgi ne üste giyilip sonradan çıkartılan bir elbise ve ne de sonuna kadar çıkarmamak üzere takılan bir mücevher değildir. Bu her iki yol da birbirine eş değerde çıkmasa götürürler. Bilgi bir bütündür. Bilginin özüne nüfuz etmek olanağı bulamayışınızdandır ki bilgiyi parçalara ayırmak ve ortaya çıkan kısımları birbirlerinden tamamen ayrı yorumlamak zorunluluğundasınız. Bilge esasen sizin ancak kademe kademe, basamak basamak vasıl olabileceğiniz evrendeki mevcut birliğe yöneltir. Bilginizi bu nedenle her yönden arttırmaya çalışınız. Bilgi öğrenin demekteki maksadım, tıpkı dersine ezberleyen bir öğrencinin yaptığı gibi bilgiyi öğrenip doğru dürüst tatbik etmemesi ve bir kenara bırakması değildir. Gerçek bilgi, içinde bulunduğunuz maddesel plandaki olayları kudretiniz dahilinde inceleyip bunları ruhsal açınızdan değerlendirmeniz, bunları ancak başkalarının ve sonra kendinizin evriminin bir basamağı olarak oluşturduktan sonra bu bilgilere bir idealmişler gibi bağlanmamak gerektiğini idrak edebilmenizdir. Gerçek bilgi, ne maddeden kaçmak, ne eprövlerden sıyrılmak ve ne de onlara bağlanmakla söz konusu olan bir husus değildir. Eğer ki böylesine, yaşadığınız maddi hadeselerden kaçıp kurtulmayı ve bu şekilde sonuçtan efsaniyete yönelten pasiflik ve atalet haline geçerek sözde kendi mutluluğunu sağlamak isteyen gafiller varsa, Bunlar kesinlikle yanlış yolda olduklarını anlamalı ve uyarıya maruz bırakılmalıdırlar. Öte yandan aynı şekilde maddeleri kendine ideal edinen ve ufuklarında maddi mabuttan başka ve ondan öteye bir şey düşünmeyenler ise daha korkunç bir uçurumun yanı başında bulunmaktadırlar gerçek bilgi ve nur, işte ancak içinde bulunduğunuz olayların kendi kudretiniz dahilinde evrim vasıtaları olduğunu ve bundan daha önemlisi sizin kadar ve hatta sizden daha fazla başkalarının yükselmesine etken olduklarını tam manasıyla idrak etmekle varılması mümkün bir mertebe olur. Özetle, sonsuzluklar içinde şu bir nebzecik yaşamınızın bir basamak, sonsuz merdivenin bir basamağı olduğunu kabul edin ve bu sonsuz hayatınız için Gerçek mutluluğa deneyimlerinizde başarıya ermeniz koşuluyla ulaşabileceğinize inanın. Evet biliyorum. Yaşam sizin için çok kere çetin ve dayanılması zor bir yük oluyor. Çok kere kendinize, bilgilerinize isyan etmek ve kendinizce hakkınız olan huzura, mutluluğa ne zaman ve nasıl varacağınız üzerinde tereddüt, kuşkuya düşüyorsunuz. Çünkü insansınız. Bunun için Yaşamdaki güçlükleri yenebilmek üzere bilginizi her yönden arttırmaya gayret ediniz. Özellikle size dışarıdan gelmiş olan bilgileri kendi kişisel süzgeçinizden geçirmekle ruhunuzun gerçek özmalı ediniz. Bunu da iç varlığınızdan gelen parıltılarla sağlayınız. Yani vicdanınızın sesini içinde yaşadığınız dünyanın en büyük ve en gerçek realitesi olarak kabul ediniz. İşte bunu yapmakla dünyada elde edebileceğiniz en büyük bilgiyi elde etmiş olursunuz. Bilgi ve Evrimleşme Bilgisi Bilgi insanı bir realiteden diğerine geçiren bir vasıtadır. Siz henüz dünya realitesinde bulunduğunuzdan dolayı sizin için en yüksek bilgi, sizi bu realitelerden bir mertebe öteye sevk edecek olan bilgidir. Varlığınızı gerilik ve cehaletten dolayı maddeye, dünya maddesine sımsıkı bağlayan mukadderat ağlarının çözülmesi ve kurtuluşa kavuşabilmeniz için bilginizi arttırmanız gerekir. Dünya realitesinden bir üst mertebeye geçmek zannedildiği kadar kolay bir husus değildir. İnsanlar eskiden beri bedenden gayri bir varlığın kendilerinde mevcut olduğunu sezmişler ve esas kimliklerinin de bu varlıkta olduğunun farkına varmışlardır o asıl olan varlığın maddeye bağlanması sonucunu ortaya çıkaran yasaların üstüne çıkabilmek ve dünya tutsaklığından artık bir daha son olmayan bir dönüşle ayrılabilmek üzere bir sürü metotlar, doktrinler bulmuşlardır. Bunların hepsi zamanına göre az çok kişiden kişiye değişen iyi sonuçlar oluşturmuş fakat sonraları yeni zamanın realitesine uymadıkları için de dejenere olmaya, şekil değiştirmeye mahkum olmuşlardır. İnsanların evrim yolundaki hamleleri faslasız olarak devam etmiş ve insanlık bunun icatlarına uygun olarak inişli çıkışlı, gayet yavaş, gayet hafif bir meyille yükselen bir yolun yolcusu olmakta devam ede gelmişlerdir. İnsanların henüz daha emeklemek safhasında bulunmaları dolayısıyla uğradıkları müşkülatı ve zahmetli hayat safaları onları ya kör bir kaderciliğe veya bizzat dünyaya inişlerinin kurtulunması gereken bir illet olduğuna veyahut da özellikle zamanınızda görüldüğü gibi inkarcı materyalizme sevk olmaktadırlar. Bütün bu cehaletlerden kurtulunmadıkça, insanlığın daha sonsuz zaman safaları boyunca dünya esaretinin amansız dişli çarklarından kurtulmalarına olanak yoktur. Daha milyonlarca insan ızdırap içinde kıvranacak ve bunun kadar da sizin bu geriliğinizden, ve bunu gidermek için çaresiz kalmalarınızdan ötürü sonsuz duyacaklardır. İnsanların birer bütün olarak evrimleşmesi gerekir. Bilimsel veya teknik sahada kaydettiğimiz evrimin yanında manevi sahada yaya kalmanız, yani istenilen seviyeye ulaşamamanız, biz buradaki varlıkları çok müteessir etmektedir. Evet, biz de biliyoruz ki topyekün kurtuluş ve selamete kavuşmak bugün için tabiat yasaları gereğince ve açısından mümkün değildir. Fakat şu karanlık dünyanızdan bir takım ümit pırıltılarının yukarıya yansıması sizi sevenleri ve sizinle ilgilenenleri biraz teselli edebilecektir. Bilgi ve Evrim Bilgiden maksat, belirli bir realite birliğine vasıl olmaktır. Bilginin temaşasını, o andaki şuurunuzla temaşa edebilmektir. Sizler içinde yaşadığınız realitelerin bir gereği olarak dünya planında enkarne olmuş bulunuyorsunuz. Dünya planının bir kademe ötesine geçebilmek için dünyadaki çeşitli olaylarla karşılaşmak ve onları değerlendirmek zorundasınız. Evrim esasında çok yavaş adım adım ilerler. Yeteneğinizin dışındaki realiteler ile kendinizi teselli etmek ve varlığınızın sonsuzluklarında ölmezliğinizi doya doya tatmak istiyorsunuz. Başı yukarıda olmak iyi bir şeydir fakat ayaklarınızda sağlam bir yere basmanız şarttır. Özellikle sizin konunuza giren insanlar için bazı anlar hayatın ufak vecibeleri ihmale uğramakta ve bunların da büyük yükseliş merdiveninin birer basamağı olduğu unutulmaktadır. Şunu iyi biliniz ki hepiniz üstün bir evrim seviyesinde bulunmakla beraber sizden epey aşağıda bulunan insanlarla birlikte dünya planının müşterek eprövlerini paylaşıyorsunuz. Bazen zahmet ve eziyetlere katlanıyorsunuz. Bu nedendir? Bunun üzerinde çok düşünmeniz gerekir. Bazen kendi kendinize şunu sorduğunuza eminim. Ben ki bu üstün realiteye erişmiş bir insanım. Benim yerim göklerdedir. Bu sufli alemde işim ne?'' Niçin ben şu can sıkıcı ve basit işleri yapmakla yükümlüyüm? İşte bu nedenledir ki insanlar ezelden beri gerçek evrim yolunda ortalama yolu bulamamışlardır. Ya çok üstün realiteleri inkar edip dünyanın batığına gömülmüşlerdir, ya dünya planı vazifelerini küçümseyip kendilerini dünyaya bağlayan nedenlerin kökünü kazamaya çalışmışlardır. Acaba bu iki yol da insanlığın kurtuluşunu sağlamış mıdır? Bunu düşünüp taşınıp sonunda göreceksiniz ki insanlığın esas amacı ve geleceğin insanının amacı bugünkü mehluç yollardan kendini kurtarmaktır ve kurtarabilirdi. O zaman insanlık büyük bir hızla, yüzyılınıza uygun bir hızla aşamaları kat edecektir. Eğer ki her şeyden eline eteğini çekmek ve bir pasiflik hali içinde uluhiyete yönelmek ilahi irade yasaları dahilinde en istenen bir yol olsaydı, o büyük yaratıcı size bu sonsuz maddesel kombinasyonlarla sonsuz sayıdaki alemleri yaratmak gereğini ve oralardaki varlığınızı yaratmayı lüzumsuz bulmaz mıydı? Sizler bir yerlerde son bulacak olan bir yolun değil, sonu gelmeyecek olan bir yolculuğun bitmeyen manzaralarını görmekle mükellef olan bir yolcusunuz. Bilgi ve Deney bir kötü alışkanlıktan kendini kurtaramayan kişi bu alışkanlığının zararlarının bilgisine tam vakıf değildir. Bu hususta bilgisi yarımdır ve yarım bilginin bilgisizlikten hiçbir farkı yoktur. Varlık dünyaya gelmezden önce çok şey biliyordur. Bunların ise deneyimi yapılmadan varlıkta bir bilgi bırakmaz. Deneyim çok önemlidir. Olgunluk ve Yükseliş hepiniz her bakımdan yetişmeye, bilgi ve deneyimlerinizi arttırmaya muhtaç bulunuyorsunuz. Bu yüzden elinizdekiler ile hiçbir zaman yetinmeyin. Kendinizi büyük görmeyin ve alçak gönüllü olun. Bunun sonucundadır ki bulunduğunuz mertebenin üzerine geçersiniz. Özellikle bilginizi arttırın. Çelişkili Dünya ve Örnek Oluş bazı hareketleriniz ile vicdan ölçülerinizin çelişkili olması konusu gerçekten nazik bir sorundur. Sizler dış görünüşte öyle çelişki dolu bir dünyada yaşıyorsunuz ki her an vicdan ölçülerinizin dışında bir takım olaylar sizi üzmekte ve incitmektedir. Unutmayınız ki dünyanız ne yazık ki henüz çoğunluğu evren sürgünleri olan varlıklara mesken teşkil etmektedir. Bu dünya henüz o derece yükselmemiştir. Çevrenizde gördüğünüz bir sürü haksızlıklar ve yanlış hareketler cesaretinizi kırmasın. Sizler her şeye rağmen iyi ve temiz olmaya gayret ediniz. Bugün için dünyayı tamamen düzeltmek elinizde olan bir iş değildir. Dünyanın düzelebilmesi daha çok uzun bir zamana dayalı bir iştir. Eğer ki çevrenizdeki insanlara bir nebzecik yardımda bulunmak istiyorsanız her şeye karşın yaşamak azminiz kalıcı olsun ve insanlara iyi hareketlerinizle örnek olun. Örnek olmak çoğu kere onlara öğüt vermekten daha iyidir. Kendi soyluluk ve yüksekliğiniz insanları birazcık olsun hakikate yöneltebilecek önemli bir vasıtadır. Makul vicdan. Vicdan içinde bulunduğunuz madde planının bir yansıma vasıtası değildir yani sizin içinde bulunduğunuz, yaşadığınız fizikoşimik alemde vicdan diye bir şey olamaz. Bu yüzden vicdan, ruhsal plandan yansıyan bilgilerin bir makesidir, yansıma yeridir. Dünyada sizin aklınız veya mantığınız neyse, öteki alemde de aynı fonksiyonu vicdanınız görmektedir. Akıllı ve olgun bir insan, aklı kadar ve ondan daha fazla vicdanın emirlerine inanmış olan kimsedir. Dünyasal planın yansıması akıldır ruhsal planın yansıması vicdandır. İnsanın mukadderi iki el ile yaşamdır. Birinci el, ruhsal plan yansıması olan vicdandır. İkinci el, dünyasal plan yansıması olan akıldır. İki el yaşamı, vicdan akıl ile yaşamaktadır. Ruhsal planı ve dünyasal planı aynı anda yaşamaktadır. Evrim ve Liderler Unutmayınız ki, evrim safaları hiç umulmadık bir zamanda ve ani olarak vuku bu bulur. Bu cümledeki ani kelimesi görünüştedir. Evrim safası kademe kademe bazen santim santim olur. Bu bir gerçektir. Fakat evrimin adım adım olması zorunludur. Önceden atılmış adımın sonucu belirli periyodik safayı atlattıktan sonra olur. İşte size ani görünen olayların oluşlarını böyle tanımlamak mümkündür. Her şeyin zamanı vardır. Her şey zamanında olur. Gerçekte gerçekleşmiş olan tüm inkilaplar, gerçekleşmiş olan tüm devrimler ve bunları oluşturan olaylar insanlığın geçmiş yaşamlarıyla düzenlenmiştir. Ve bunun örneklerini siz dünyanızda görmüyor musunuz? Örneğin devrimler, bilimsel buluşlar veya büyük fikir gelişimleri tüm bunlar toplumların ümitsiz zamanlarında hasıl olmuşlar ve birden toplumun vehçesini değiştirerek toplumlar yeni atılımlar yapmışlardır. Esas olan kütlelerin düşüncesi değil, o kütlelere yön verecek olan az sayıda seçkin varlıkların durumlarıdır. Az sayıdaki bu seçkin varlıklar, bilgileri alabilecek kapasiteye gelince bilgileri alacak, uygun zemin ve zaman hasıl olacak ve onlar bilgileri çevreye yayacaklardır. Bu da herhalde uzak bir zamanı gerektirmemektedir. Evrim Grafiği Evrimin periyodik olması demek, evrimin bir aşamasında barılmış olan sonuçların veya atılmış adımların meyvelerinin sizin üç boyutlu zaman anlayışınızla belirli bir müddet sonra gerçekleşmesi anlamına gelir. Evrim, genel görünüşü bakımından adım adım ve kademe kademe olmasına rağmen arz ettiği safalar bakımından periyodiktir. Bu safalar biraz da sizin içinizde yaşadığınız boyutlar dahilinde, Düzensiz ve çoğu kere hesaba kitaba sığmaz tabiatın bir fantezisi olarak kabul ediliyor. Evrim grafiğinin herhangi bir noktasında bulunan sizler için bu grafiğin ne zaman yeni bir şekle dönüşeceği belli olmayan bir durumu mevcut. Şayet sizler evrenin daha uygun bir mevkisinde bulunsaydınız, o evrimsel grafiğe ait eğriyi bütün olmasa bile şimdiki bulunduğunuz yerden çok daha kapsamlı olarak gözlem edebilmeniz mümkün olurdu. Fakat içinde bulunduğunuz olanaklar size ancak burnunuzun ucu denecek kadar ufak mesafeyi görmenize izin veriyor. Evrim eğrisinin sürekli yükselişinde çeşitli inişli çıkışlar olduğu fikrinde somut olarak bir hakikat payı vardır. Fakat yüzeysel olarak. Evrim tek safalı bir husus değildir. Evrim çeşitli yaşamlarda varlığın çeşitli melekelerinin çeşitli maddi kombinasyonlar karşısında kalarak çeşitli derecede gelişmesidir. Sizlerde bulunan bütün melekelerin aslında kendine has bir evrim grafiği vardır. Bu grafikte sizin iniş dediğiniz durumlarda gerçekte içinde bulunduğunuz zorluklardan, can sıkıcı ve kötü durumlardan ötürü bilmediğiniz veya o anda idrak edemediğiniz bazı melekeleriniz gelişmektedir. Evrimden anlaşılacak en yüksek anlam esasen A, B veya C melekesinin evrimi değil, bu melekelerin evrimlerinin insanın genel plandaki evrimine bir vasıta olmalarıdır. Bu yüzden siz evrim grafiğinizin iniş yaptığını zannettiğiniz anda genel evriminiz hesabına ve belki de bir iki melekenizin aksaması zararına olmak üzere bir veya birkaç melekeniz gelişmektedir. Fakat zamanla insan merhaleleri atlattıkça bunun fazla bir şey ifade etmediğini kolaylıkla idrak eder. Böylece genel evrimde asla bir iniş olmaz ve o daima devam eder ve yükselir. Bir toplum maddi ve manevi sahada bir ilerleme ve sonra da giderek bir gerileme ve çöküş içinde olabilir. Toplumun bu gerilemesi acaba onun içindeki varlıkların birer birer gerilemesi midir? bir toplum acaba bir ruh gibi bir varlık gibi belirli bir kimliğe sahip midir? Bunun üzerinde düşününüz. Evrim ve Melekeler Evrim gerçekte ruh melekelerinin olancasının yani insanın manevi şahsiyetinin evrimi, gelişimi demektir demiştim önceden. Böylece bazı durumlarda bu genel evrim gereğinden olmak üzere bir veya birkaç meleke diğerlerine nazaran daha fazla gelişir buna karşılık ruhsal evrim atılımınız da o oranda gerçekleşmiş olur. Maksat, melekelerin teker teker gelişmesi değildir. Maksat, melekelerin teşkil ettiği melodinin tam anlamıyla bir ahenk içinde tesis edebilmesidir. Böylece tıpkı bir orkestrada olduğu gibi bazı durumlarda bazı aletler çalışmaz veya sesleri zayıf çıkar. Buna karşılık diğerleri ise o derecede kuvvetli ortaya çıkarlar ki bunun sonucunda da orkestranın çaldığı senfoni mükemmel bir şekilde icra edilmiş olur. Esasen maksat, teker teker bütün ruhsal melekelerinizin bu dünyada gelişimi söz konusu olsaydı, sizin ebediyen dünya bedeninde mahsur kalmanız gerekirdi. Halbuki bunun aksine olarak dünya realitesini tamamlamak hususu bütün ruhsal melekelerinizin gelişimiyle bağlı olmaktan çok uzaktır bir kısım melekeleriniz dünya realitesini tamamladıktan sonra da noksan kalır. Noksanlığını siz göremezsiniz. Sizler evrendeki tüm evriminizi dünyada tamamlamak için gelmediniz. Evrim evrenseldir. Bunu böyle anlamıyorsanız halen eskilerin fikirlerinden ileriye gidememişsiniz demektir. Her merhale değerlidir. Dünyada muhakkak surette bir takım melekeler ve bunun sonucunda da ruhsal gelişiminizin ancak bir kısmı sağlanmış olur. Böylece yeryüzünden temin edilecek olan gelişim son derece değerli olmakla birlikte belirli bir bilgi düzeyini aşmış bir insan için değerini iyice yitirir. Bunu sizler henüz idrak edemiyorsunuz. Bunun idrakine ancak maddi kalıbınızı yani bedeninizi terk ettiğinizde varacaksınız. Böylece ilerlemiş ruhlar için serbestiyet ve irade özgürlüğü Henüz karanlık perdesini yırtarak evrende bir kudret haline almaya başlamıştır. Bunun sonucunda kendi serbest iradesini kullanarak dünyadan alınacak bir şey yoksa evrim macerasına başka alemlerde de devam edebilir. Bu o ilerlemiş varlığın iktidarı dahilindedir. Ruhun dünyadan edinmesi gereken kadroyu o kadar kalıplaştırmayın. Dünyada bir takım melekeler gelişiyor ve varlık belirli bir düzeye ulaşıyor. Bu düzeyiyle o da büyük bir özgürlük ve roletip olarak da serbest iradesine hakim bir durumda bulunuyor. Dünya mektebini bitirebilmek için belirli bir bilgi düzeyine varmak gerekir. Onun deneyimini ruhunda yaptıktan sonra insan daha dünyadan itibaren önünde sonsuz yollar uzandığını, varlıklardan geniş çapta yardım gördüğünü ve nihayet yavaş yavaş asıl benliğini kazandığını idrak eder bu kendisinin evrende aşacağı yolun ilk müjdecileridir. O varlık artık deneyimlerini yapabilmek için dünyanın küf kokan dershanesini terk edecek ve evrenin daha mükemmel laboratuvarlarında tatbikatlara girecektir. Üstelik bir merhaleye geçişi her varlık önceleri ancak sezgi halinde duyar. Nihayet bu sezgiler bir an gelir ki hakikatin parlak ışığı şeklinde tezahür eder melekelerin gelişimi sonraki yaşamlarında da varlığa yansır. Fakat genel manada yaşama ele alırsak bu bir yansıma değil ancak bir safhadır. Toplum ve Ferdin Evrimi Fertlerin kaderi ile toplumun kaderi arasında temel olarak esaslı farklar vardır. Bununla birlikte fert ve toplumun kaderlerinin birleştikleri bir sürü ortak noktalar da vardır. Burada toplumun fertler üzerinde olan tesiri söz konusudur. Toplumun evrimi, ferdin evrimine nazaran daha karışık bir işlemdir. Oysa bir ferdin evrimi bir takım daha belirli kurallara uygun bir şekilde gerçekleşir. Zorlu Eprövler Kişinin vicdanen kabul etmediği bir eylem, söz gelimi yurt savunması için savaşta insan öldürmek gibi bu son derece nazik bir konu ve muhakkak ki böyle bir durumla karşılaşan kişi büyük bir epröv geçirmektedir. Bu durum çok nadir ve herkese göre değildir. Ama bereket versin demek lazım. Zira o zaman herkesin evrim yolu çok çetinleşmiş olurdu. Böyle bir durumla karşılaşan insan yukarıdan yardım görmektedir kendinin çekeceği maddi sıkıntı ve ızdıraplar manevi bakımdan olgunlaşmasını sağlar. Buna örnek olarak çoğu kere büyük fikir adamları, bilginler, mucitler ve nihayet peygamberler gösterilebilir. Bu durumla karşılaşan bir varlık büyük bir evrim hamlesi yapmak durumundadır. Mütevazilik ve Yardım İnsanlık planında bulunan sizler seviyeniz, durumunuz ve bilginiz ne olursa olsun sizler insansınız. Çok kere yanılıp, kendilerini daha henüz dünyada yaşarken bile her şeyden soyutlayıp uluhiyet mertebelerine yükseltenler, kendilerini mukadderat planlarının üstünde görenler, çocukça bir gaflet içinde bulunuyorlar. Bunlara ayrıca elde ettiği bilgilerle mütemadiyen kendini şişiren ve bu şişirme sonucunda insan kardeşlerinden soyutlanan kişiler de eklenebilir. Bu yanlışlıklar derece derece birer sorumluluk, birer cehalet ve siz insanlara özgü birer zaaftır. Evrim düzeyiniz ne olursa olsun ve ne derecede bulunursa bulunsun, sizler çevrenizi kuşatan alemlerin sonsuzluğu içinde cehlinizi ve acizinizi anlayabildiğiniz oranda olgunsunuz. Bunu idrak edebildiğiniz kadar o alemlerin kapılarını açmaya adaysınız. Kendinizi düşünmeye bir tarafa bırakın. Sizin yardımınıza muhtaçlara ellerinizi uzatın. Muhtaçlara kalbinize sunun ve bu şekilde yükseliş yollarının sırlarına ve benliğine daha iyi vakıf olacaksınız. Size gelecek olan yardımlar ancak ve ancak çevrenize yardımcı olabilme kudretini gösterebildiğiniz oranda olacaktır. Bu kudreti kazanmaya bakın. Evrim ve ıstırap hatasını anlamış ve pişman olmuş bir varlığın ızdırabının devam etmesine gerek ve neden vardır. Çünkü kainatın her olayı nedensellik yasaları uyarınca cereyan ettiği için o kimsenin hatasını telafi edecek miktarda ve zamanda ızdırap çekmesi lazımdır. O zaman süresi işlenmiş hata ile oranlıdır. Çoğumuz hayatta çektiğimiz ızdırapların çoğunun kökenlerinin derinlerde olduğunu bilmeyiz. Fakat bu hakikattir. Izdırap, İnsan varlığının tabiat yasalarına olan intibaksızlığından meydana gelir ve ızdırap varlığı bu yasalara uyumlu bir duruma getirmek için en etkin bir vasıtadır. Izdırap olmadan evrim olmaz. Izdırap öte yandan körü körüne katlanılması gereken veya insanı yaradanına küfrettirecek kadar isyana sevk ettirecek bir durum olmamalıdır olgun bir insan ısrabının nedenlerini araştırmalı ve onları bulunca da çekmekte olduğu bu acının geçiciliğini ve lüzumunu anlayabilecek bir duruma erişmelidir. Bu takdirde ızdırap, dışsal görünüşü yerine büyük bir anlam kazanır. Bu kazandığı derin anlamlar insanı çok yükseklere ulaştırır. Melekeleri serbestleşmiş bir varlık için ızdırabın anlamı sizinkiyle taban tabana zıttır sizler için belki bir haz olan bir durum, o gelişmiş varlığın deruni parlaklığını kararttığı için büyük bir ızdırap kaynağıdır. İşte siz insanlar tıpkı bir madalyaya benzersiniz. A. Bir yüzünüz serbest varlığınız, B. Bir yüzünüz bedeninizin karanlıklarından süzülüp geçen bir damlacık ışık yani dünya şuurusunuz. Ekseri hallerde madalyanın birinci yüzü daima atsa kapalı kalıyor. İşte evrimin en büyük amaçlarından biri de bu ikililiğin ortadan kalkması, evren düzeni uyarınca şuurumuzun birlik kazanmasıdır. O zaman artık evrim yolları önümüzde apaydınlık ve parlak bir şekilde uzanır. Kim olduğumuzu anlar, yolumuzu ve nereye gittiğimizi de biliriz. Evrensel Evrim ve Evrenin inşası. Bu her varlığın serbestlik derecesiyle ilişkili bir husustur serbestlik derecesiyle şuur genişlik kazanır ve bu genişlemeden varlıklar arasındaki evrim farkları meydana çıkar. Bir amibin evren organizasyonundaki şuur sahası elbette sizlerinkine nazaran çok daha dardır ve hatta kıyas dahi edilemez. İçinde bulunduğunuz şartlar da sizleri evrene çocukça bir büyüklükle bakmaya ve bunun sonucunda mutlak Tanrı ile kendinizi karşılaştırmaya kadar varan bir idrak kısırlığına götürür. Öyle ya, İnsan denince ondan ötesi düşünülemiyor. İnsanın çok daha genişlik kazanacağı, kainatın sırlarına derece derece vakıf olabileceği, yüksek evrim adımlarına aday olduğu çoğu kere siz insanlar için kabili tahammül bir düşünce tarzı değil. Fakat ziyanı yok. Sizler de nasıl olsa bir gün kainatın uçsuz bucaksız sahalarında birer araştırmacı olduğunuzu idrak edecek, bu araştırma için gereken kudreti kendinizde daha fazla olarak hissedeceksiniz. Kainat sistemine bir bakabilseniz oradaki sonsuz faaliyetleri en mütevazisinden en büyüğüne kadar her bir mevcudiyetin o büyük eseri tamamlamak için nasıl çalıştığını bir görebilseniz sizde gerçek amacınızı idrak edecek büyük bir tevazu ile vazifenizden kıl kadar ayrılmadan o büyük eserin şahsında hisse sahibi olabileceksiniz. 2. bölüm. Dünyasal evrimde çeşitli etmenler. Şans ve evrimdeki yeri. Şans, siz insanların peşinden koştuğu ve çok kere onu bulamayınca isyan ettiğiniz bir kavram ve hem de kuruntudur. Bu ikisi de doğrudur. Siz elinizde olup da şansınızı tayin eden faktörleri ve durumları az çok bizim gibi görmek kabiliyetinde olsaydınız belki de ona yani şansa gülüp geçecektiniz biz sizin durumunuzla asla ihtiza etmemekteyiz. Bilakis size karşı sizin lisanınızla ifade edilemeyecek kadar yüksek hisler duymaktayız. Fakat sizin içinde bulunduğunuz realiteleriniz bu şans gibi hususlara büyük bir ehemmiyet atfetmenizi gerektiriyor. Sizin dünyadaki şansınız, sizin için bir zerre dahi olmayan, dünya hayatınızın ufku gerisinde bekleyen mutluluklar yanında ne kadar sönük kalır siz kendi durumunuzu tam anlamıyla tahlil edip, size arız olan hadiseleri his nefsaniyetinizin tesirlerinden uzak ve objektif bir gözle inceleyebilme kudretine haiz olabilseydiniz, sizler için şans diye bir şey söz konusu olmayacaktı. Zevkleri, ızdırapları, hoş ve nahoş olayları yaratan ancak içinde bulunduğunuz realitenin gerekleridir. İşte dostlarım, Olaylar karşısında üstün ruh haletinizi kullanmak suretiyle maddeye hakimiyetiniz dünyadan itibaren başlar. Böylece artık sizler için ilerlediğiniz oranda bütün bu dünyasal roleti hususlar yavaş yavaş kaybolmaya ve adeta birer çocuk oyuncağı haline gelmeye başlar. Siz şansın değerini bizim gözümüzle elbette ki göremezsiniz. Bizim için bir insanın dünyasal hayatındaki şansı ancak onun evriminin gerektirdiği eprövleri sağlayabilmesi için bir araçtır. Sadece bir araç. Ve belki de bir talihsiz adam son derece şanslı birine nazaran çok daha büyük mazhariyetlere ve doruklara ulaşmaya hak kazanmıştır. Sizin dünyada çektiğiniz ızdırap ve sızlanmalarınız, geçmiş hayatlarınızdaki hatalarınızın bir ürünü değildir. Ancak ve ancak sizin ezelden ebede doğru gidecek olan evriminizin madde aleminde tezahür eden şaşmaz sonucudur. Tasavvuf ve Yeri Tasavvuf ile ilgilenme veya ilgilenmeme durumu gayet nazik ve üzerinde durulması gereken bir konudur. Genel olarak bu uğraşı o kimseye bir iç huzuru ve doyumluluk hissi sağlıyorsa ve bu fikrede içtenlikle bağlı ise o kişi pekala meşgul olabilir öte yandan kişi şimdiye kadar kendi deneyimleriyle erişmiş olduğu ruhsal seviyesine hitap etmeyen hususları o uğraşı konusunda bulursa, bunlar şu veya bu büyük adamın fikirleridir diye veyahut da her ne pahasına olursa olsun doğrudur diye kabul etmekten kesin olarak kaçınmalıdır. Aksi halde kendisine karşı büyük bir sorumluluk altında kalmış olur. Her şeyden fazla bu ilgisiyle başkalarına da ufak bir yardımda bulunabilmeye ve buna kendisinden daha fazla olmak üzere gayret etmeye çalışmalıdır. Evrime hizmet eden en iyi yol, benim için değerli olan doktrinler veya da düşünce sistemleri değildir. Esas o doktrin veya düşüncenin o şahıs tarafından evrimini ilerletici bir şekilde kullanılması keyfiyetidir. Yani o kişiyi o doktorun iyi hareketler yapmaya, yükseltmeye veya idrakini yükseltmeye yöneltiyorsa onun için en iyi ve en makbul yolda odur. Esasen dünyanızda çeşitli fikirlerin bulunmasına nedenlerinden biri de budur. Sizin için hızlandırıcı yol başkalarına teşebbüse ve hatta kuşkuya götürebilir. Bu hepsinden fenadır. Tabiatı zorlamayın ve diğerlerine karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü olun ki onlar da evrimleşebilsinler siz fikirlerinizi yaymakta devam ediniz. Bunu kabul edecek insanlar her yerde mevcut olacaklardır. Bilgi ve vahdet ve imajinasyon Bilgi evrendeki düzen ve birliğe, öz varlığınızı kademe kademe, adım adım, aşama aşama sevk edici bir güçtür. Örneğin, ilkokulun ilk sınıflarında elde ettiğiniz bilgi, size ancak içinde yaşadığınız ortamın çok küçük bir kısmını öğretirken, okul bilginizin yanı sıra ancak deney ile öğrenilen bir takım deneysel bilgiler ve manevi bilgiler elde edersiniz. Bunlara örnek olarak bir çocuk başlangıçta genellikle hayvanlara karşı biraz haşim ve zalim davranmayı sever. Ancak çocuğun bu işteki hatasını anlayabilmesi için kötülük ettiği hayvanın yaralanması ve hatta ölmesi gerekir. İşte bu andan itibaren çocukta meydana gelen reaksiyon çocuğun vicdanını harekete geçirir. Böylece onda ruhsal bilginin tohumu atılmış olur. Öte yandan ilkokulu bitiren bir çocuk diğer tahsilleri sırasında edindiği bilgilerle ufkunu genişletir. Aşmış olduğu aşamalara bir bütün gözüyle bakar. Zaten görünüşte aralarında bir ilişki yokmuş gibi olan olaylar bir bütünün belirli derecelerdeki halleri olarak tezahür eder. Söz gelimi Fizik öğrenimi yapmış bir kimse için ağaçtan bir elmanın düşmesi ile damdan bir kiremidin düşmesi arasında hiçbir fark yoktur. Oysa bir çocuk bunu ne kadar başka olaylar olarak telakki eder. Halbuki her ikisi de aynı yer çekimi yasasına göre vuku bulmaktadır. Elbette bilmenin çok daha ileri olan safhaları da vardır. İnsan evrimleştikçe ruhsal ve maddesel olayların da bağlı olduklarını ve aralarındaki sıkı bağlantıyı önce hayalmeyen bir sezgi halinde, sonraları giderek artan bir idrak halinde duymaya başlar. İşte, esasen sizin maddesel planlarda enkarne olmanızın en yüksek etkenlerinden biri de ruhsal olaylarla maddesel olaylar arasındaki zorunlu olarak gelişmesi icap eden bu ilişkileri gerçekleştirmeniz içindir siz hiç farkına varmadığınız ve mevcudiyetinden haberdar olmadığınız büyük, muazzam bir yaratıcı olan bir düşünce ve imajinasyon melekesine sahipsiniz. Aynı şekilde de madde alemleri çok büyük ve çok kudretli bir imajinasyonların birer eserleridirler. Şunu da idrak edip düşünebilen insan gerçekten yüksek bir bilgi sahibidir ki bu imajinasyon ve düşüncenin bir mıknatıs gibi çevrenizdeki maddesel hadise ve halleri hazırlamış olma keyfiyetidir. Yani şunu açıklayayım. İyi ve yüksek düşünceli, temiz düşünceli bir insan yüksek madde ve madde üstü alemine müessir olabilecek bir kudret kazanmıştır. Düşünceleri kötü, niyetleri bozuk, nefsaniyetten kendini kurtaramamış bir kimse ise yine aynı imajinasyonun bu defa düşük maddelere müessir olması dolayısıyla bu veya diğer hayatlarında aşağı maddeler ve maddesel olaylarla karşılaşır. Mahdet, Rolatif Değerler ve Dördüncü Boyut Mahdet, yani birlik konusundaki sözlerim ve kastettiğim mana, evrende vuku bulan herhangi bir rolatif olay kadar mutlak, mana kavramından tam anlamıyla uzak bulunmaktadır. Bunu bilmenizi özellikle isterim. Siz insanların en büyük zaaflarından birisi, aklınızın şöyle böyle erdiği bir olayı mutlak, değişmez adetmeye eğilimli oluşunuzdur. Benim kastettiğim manadaki vahdet, sonsuz nüanslar, şekiller ve transformasyonlar içinde asla varılması mümkün olmayan bir ideal değildir. İnsanlar öte yandan evrimde bir aşama bitirebilmeleri için alt aşamalardaki olayları yükselerek belirli bir seviyeden ve bir bütün olarak görebilmelidirler. Örneğin fizik biliminde veya genel olarak maddesel bilimlerde ileri düşünen evrimleşmiş bir bilim adamı, insanların ilk önce değişik yasalara bağlı olarak cereyan ettiğini zannettiği olayların, o olayların hepsini kapsayan bir yasanın icatları dahilinde cereyan ettiğini idrak eden kişidir. Bu hususu tam anlamıyla genişletip genellendirmek suretiyle dünya merhalesini tamamlamış, yani dört boyut realitesine geçmiş bir varlığın dünya realitesi alanındaki fizikoşimik, psikolojik, sosyal ve sizin çeşitli isimlerle vasıflandırdığınız ve sizin görünüşünüzde çeşitli tabiat yasalarının bağlılığında cereyan eden olayların aslında onların tümünü birden kapsayabilecek kadar kapsamlı bir tesir sahasında bulunduklarını idrak etmiş olması gerekir. Burada da görüldüğü gibi mutlak bir manadan uzak ve kademe kademe yükselen piramidal diyebileceğiniz organizasyonları oluşturmak için teşkil olunan küçük piramitlerin tepesinde bulunan organizatörlerin durumuna ait relatif bir değerdir. Riyazet ve Anlamı Nefsaniyetten kurtulabilmek için inzivaya çekildikten sonra bunlardan kurtulduğunu zannedip Tekrar insanlar içine karışılırsa yapılan hareket doğru mudur şeklindeki bir soruyu genel anlamda sormamak gerekir. Bu soru kişiye göre cevaplandırılabilir. Bu arada genel olarak bile iki şey söylemek mümkündür. Eğer o kişi dünyada gerçekten ihtiyacı olduğu deney ve eylemlerden sonra kendini mahrum kılarsa ve bunun sonucunda da ruhunun bazı melekeleri pasif bir durumda kalmışsa o insan hiç kuşku yok ki mükemmel değildir. Zira o kimse böyle hareket etmekle birçok bakımlardan hataya düşmüş olur. Bir kere kendini pasifliğe terk etmekle hem cinslerine yardım edemez, hem cinsini tanıyamaz ve hem cinsini sevemez. Bunun sonucunda da ruhunda o çiçek açmaya elverişli tomurcuğu sulayacağına onu toprağın altına gömer. Fakat o tomurcuktaki hayatiyet o derece güçlüdür ki o bu sefer olmazsa başka sefer gerçekleşecektir. Dünya evriminin en önemli amacı, dünya bedenlerinin ve şimdiki bedeninizin ilişkilerinde arız olan nefsaniyet potansiyelini azaltmaya çalışmak, bunun sonucunda ise sizi dünyaya bağlayan bu çekim gücünden kendinizi kurtarmaktır. Tıpkı bir balonun havaya yükselirken safralarını atması gibi. Bunun için en iyi çare, kendi sahte kişiliğinizi şişirici unsurları bertaraf etmek olup, bunun en iyi çaresi de kendinizi başkasına hasredebilmektir. Bir insan kendini başkalarına da hasredemedikçe kendini unutamaz. Bir insan kendini unutamadıkça da olduğu yerde çivilenip kalır ve bir adım bile ilerleyemez. Sonuç olarak insan dünyaya bazı deneyler geçirmek ve bazı gereksinimlerini tamamlamak için gelmektedir. İnsan artık yaşamdan, maddi olaylardan gerçekten pek az nasibi olduğunu ve onlardan alınacak derslerin artık gereksiz olduğunu sezmeye başladığı andan itibaren kendini otomatikman toplum ve yaşamdan soyutlanmaya verir. Fakat buna hiçbir suretle lüzum ve ihtiyaç yoktur. Zira insanın manevi olgunluğu geliştikçe maddi olaylarla olan bağları kendiliğinden gevşer. İnsan dünyadayken bile yüksek alemlerin sezgilerini ruhunda hissetmeye başlar ve bunu her günkü hayatını yaşarken de yapar. Görüyorsunuz ki riyazete hiç lüzum yoktur. Fatalizm ve anlamsızlığı Fatalizma diye bir şey esasında mevcut olmamakla beraber, kainatın determinik yapısı da sizin tasavvur edemeyeceğiniz kadar kompleks, ve çeşitli variyeteler gösteren ilahi irade kanunlarının tecelliyatından hasıl olur. Bir şeyin tabiat kanununa uygun olup olmaması tamamen relatiftir. Şu anda herhangi bir şey tabiat kanununa uygun olmayabilir fakat ufak bir zaman ve mekan değişikliğiyle o şey pekala mümkün olabilir. Tabiatta olanaksız diye bir şey söz konusu bile değildir tabiat kanunları ancak halen içinde yaşadığımız madde aleminin olanaklarına tabidirler. Maddeler seyalleştikçe olanaklar da o oranda değişecek ve genişleyecektir. Kainattaki canlılar ve cansızlar aleminde mutlak diye bir şey aramanın manası yoktur. Şayet Allah ile siz bir çare ve geri diyebileceğimiz varlıkların arasındaki mesafe ölümün ötesinde son bulsaydı, belki bu denilenlere bir derece hak vermek gerekirdi nedense sizler bir yere bir de göğe bakarak anlayamadığınız, sezemediğiniz olayları mutlaka mal ediyorsunuz. Halbuki sizlere de her zaman söylediğim gibi, mutlak erişilmez ve sizler ondan deyim yerindeyse ölçülemeyecek kadar muazzam uzaklıklarda bulunuyorsunuz. Mutlak iradenin bu şartlar altında sizin iradenize hükmetmeye ne ihtiyacı ve bunun için ne de mana mevcuttur. Bırakın zavallı kaderciler istedikleri gibi düşünsünler. Bunun hiçbir değeri yoktur. Onlar zamanı gelince kendi öz varlıklarının ta derinlerinden kopup gelen ve onlara yüksek hamileri tarafından sunulmuş olan büyük manaları daha iyi idrak edeceklerdir. Dünya planı içindeki olanaksızlıklar içinde mutlak iradeye düşüncesizce atfettikleri bu durumların kendi evrimleri için bir vasıta olduğunu idrak edeceklerdir. Bugünkü araştırıcı dünyada bu gibi insanlara yer yoktur ve olmamalıdır da. İnsan hiçbir zaman kaderin yükü altında ezilmek için yaratılmamıştır. İnsan özgürdür ve özgürlüğünü olgunluğunun genişliği oranında tadacaktır. Yüksek ilahi ışıkların içinde doğduğu anda insan yavaş yavaş büyük neden ve sonuç kanunlarına doğru bir hamle yapacaktır. Onların manasını sezmeye başlayacak ve yavaş yavaş öz varlığında birçok cevapların ortaya çıktığını görecektir. Evvelce soru ve sorun olan birçok meselelerin aydınlanmakta olduğunu da sezmeye başlayacaktır. Kadercilik, tembel ve korkaklara has bir ruh zaafıdır. Bu zaaf insanı muhakkak ki ileride çok güç durumlara ve hüsrana sürükleyecektir. Bundan kurtulmak için büyük bir cehit sarf etmek gerekir kadercilik yoktur diyorum çünkü kainat zaten her şeyi kabul edebilecek kadar geniştir. Sabır Melekesi Dünyada mevcut olmanızın manasını yavaş yavaş çözmeye başlamalısınız. Olayların dili böylece daha iyi anlaşılabilir bir hale dönüşebilsin. Bu arada en değerli ruh melekenizden biri olan sabır melekeniz de çok büyük ölçüde evrimleşecektir. Siz insanlar, Ah o sabır melekesinin sizlere kazandırdığı çok büyük imkanları bir bilebilseniz. İnsan bazı kere tahammülünün dışına çıkıyor. Artık her şeye erişmiş, hayattan alacak hiçbir dersi olmadığına inanıyor ve bunun sonunda çeşitli hatalı yollara kendini saptırıyor. Çevrenizdeki olgun insanları inceleyin de bu harikulade melekelerin onlarda nasıl inkişaf ettiğini biraz anlamaya çalışın. Hayata karşı tahammülsüzlük göstermek büyük bir hatadır. Asıl önemli olan şey, müşkülleri yenebilmektir. Unutmayın ki bugün imkansız olan şey yarın sizler için pekala mümkün olabilir. Sizler şu anda en fazla bu sabır melekenizin inkişaf etmesine muhtaç bulunuyorsunuz. Buna göre hadiselere karşı koymasını öğreniniz. Azminiz asla kırılmasın. 3. bölüm. Beden organizması ve çeşitli oluşumlar. Ölüm anında perispiri bedenden bıçakla kesilmiş gibi ayrılmaz. Bunun aksine perispiri dediğimiz bedende adeta konsantre olmuş seyyar maddeler sizin kabı maddelerinizle aralarında mevcut fakat sizin hislerinizle sezebileceğiniz bir takım madde alemlerinden müteşekkil bağlar olmak şartıyla ayrılır. Daha doğrusu perispiri mahpes hayatı yaşamamaktadır. İşte ruhun asıl müessiriyet kabiliyeti de bundan ileri gelmektedir. Ana ve cenin ilişkisi Cenin bedeninin oluşmasında annenin rolü Ana, ülkelerde organizatörlerden biri durumunda bulunmaktadır. Sonraları bu ana cenin ilişkisi zayıflar. Ana bu karmaşık organizmadan yavaş yavaş ayrılır. Bunun üzerine kendiniz özellikle düşünün. Çünkü ayrıntıları size vermekte yarar görmüyorum. Bir güç santrali olan insan bir insan bedeni son derece kompleks, sizin hastalığınızın alamayacağı kadar karışık sistemlere haizdir. İmajinasyon faaliyeti esnasında insan adeta enerji neşreten bir dinamo gibidir. Nasıl ki bir dinamo çeşitli subtilite nitelikte enerjiler üretirse, insan bedeni de ve daha doğrusu insan da kabadan subtile doğru değişen bir vibrasyon topluluğunun mihrakı olur. Siz, İnsanın bir şeyi kuvvetle imajine ederken bedeninde meydana gelen değişimi gerek fizik ve kimyasal olmak üzere kısmen dahi olsa bugün için biraz tanımış durumdasınız. Böylece gerek kaba maddi ortamdan seyal maddi vasata ve gerekse tersi olmak üzere daimi bir vibrasyon hareketi vardır. Yani kuvvetli bir konsantrasyon ve imajinasyon halinde gerek perispiritüel vibrasyonlar, gerek fikir dalgaları ve gerekse çeşitli radyasyonlar yayınlanır. Ve bunlar o kimsenin kabiliyetine göre az veya çok şiddette tesirlerini gösterirler. Bunun gibi de bedeninizde de delip geçici bir takım fizikoşimik tesirler de icra ederler. Sonuç olarak size şunu söylemek isterim ki insan muazzam bir enerji santralidir. Bu enerjiden hangisini en iyi kullanabilecek yetenekte ise o vibrasyonlara en kuvvetli neşreder ve bunlar da dış alemde bir tezahür sahası bulurlar. Madde ve vibrasyon. Vibrasyon bir madde midir yoksa maddenin bir hareketi midir sorusuna gelince siz de iyi biliyorsunuz ki evrende her şey maddedir. Sizin gerçekleştirdiğiniz bilimsel gelişmeler artık madde ile vibrasyon arasında bir fark kalmadığını yavaş yavaş size öğretmektedir. Veya başka bir deyişle şunu söyleyebilirim ki evrende her şey maddedir ifadesi evrende her şey vibrasyondur ifadesine eşittir. Çünkü madde yoğunlaşmış vibrasyondan başka hiçbir şey değildir. Madde içinde madde vardır sözü tam anlamıyla kelime kelime ifade ettiği manayı vermektedir. Yani maddenin sonsuz derinliklerine inildikçe yeni bir mikrokozmos ile karşılaşılmaktadır diğer deyişle bugün sizin bildiğiniz en son kademe olan atom veya daha doğrusu elektron çok daha derinde olan bir takım vibrasyonlar yanında oldukça kaba kalır ve maddelerin incelmeleri bu minval üzere sizin havsalınızın alamayacağı sonsuzluk mertebelerine kadar gider bir ortamdaki madde kombinasyonlar o ortamdaki maddelerin en küçük partikülleri arasındaki birleşmeyle ilişkilidir demiştik bu birleşmeyi sağlayan kuvvetler, maddenin kendi oluş halinin bir sonucudur. Yani bizzat maddenin kendisinde mevcuttur bu kuvvetler. Yalnız şunu söylemek isterim ki, bu birleştirici kudret, şuursuz bir kudret değildir. Ve aynı zamanda maddenin seyalleşmesi oranında ise bu şuurlu kudret artmaktadır. Madde ve Ruhsal Melekeler kainatta her şeyin madde olduğunu ve maddenin diğer maddelerle olan ilişkisinin yine bir takım maddeler veya sizin henüz maddesel tesirler dediğiniz tezahürlerle sağlandığını anlatmaya çalışmıştım. Sizin beyin hücrelerinizle ilgilenen maddesel tesirler, onlarda mevcut olan seyyalelerin daha süptil maddi kombinasyonlarla ilişkisini temin eder. Köprü teşkil eden maddelerdir demiştim. Her şey maddedir derken, kastettiğim mana yalnızca dünyaya ait değil, bütün kainata şamildir. Madde derken, ezelden ebele kadar ruhların çeşitli evrim safhaları içinde elzem olan ve kabalaştıkça ruhun melekelerini karartan, fakat bolguda birçok nedenlerle zorunluluk olan, birbirleriyle son derece sıkı olarak irtibatlanan bir sürü maddesel sistemleri kastediyorum. Zira ruh, hiçbir zaman orijinal halde tezahür edemeyeceği içindir ki, bu madde sistemleri içerisinde faaliyet olanakları araştırmaya çalışır. Hatıra, idrak, şuur, his ve benzeri gibi ruhsal melekelerinizin maddeyle ne türlü ilgili olduğu konusunu direkt olarak ifade etmek gerekirse, bunlar dahi ruhunuzun bağlı olduğu süptil bedenin sonsuz variyetelerinin aralarındaki karşılıklı tesirden başka bir şey değildir. Ve bu his, düşünce, idrak ve benzerinin kaba vibrasyonlarla bağlı olanları perispirinin bedene ve dünyaya yakın tabakaları arasındaki maddesel tezahürden başka bir şey değildirler. Aksine olarak bütün bunların his, düşünce, idrak ve benzeri gibi yüksek olanları bu bedenin perispirinin en yüksek eterik vasıtalarına ait maddesel tesirlerdir. Bu duruma göre üste sayılan tüm ruhsal melekelerin maddesel tezahürler olduğunu söylüyorum sizlere ruhun buradaki rolü ve tesirinin ne olduğu konusunda şu kadarını söylemeliyim ki siz bu durumda ruhun tesirini tamamen anlayacak durumda değilsiniz. Bunlar birbirinin ayrılmaz parçalarıdır ki bir olmadan diğerinin varlığından asla bahsedilemez. Size madde ilişkileri hakkında söyleyeceğim bu kadardır. Daha fazlasını ne mecum nakledebilir ne de siz anlayabilirsiniz. Buradaki ruh ve madde ilişkilerini şimdiye kadar hiçbir ekol ve hiçbir felsefi düşünce tam olarak çözememiştir ve çözemeyecektir de. Bir takım ruhsal melekelerin üste belirtildiği gibi maddesel oluşları onların vibrasyonel karakterde oluşlarına bağlıdır. Esasen siz de bunun böyle olduğunu dünyanızda yapmış olduğunuz veya incelemiş olduğunuz insanın metafizik yetenekleri konusunda gözlemlemektesiniz. Zira bu melekelerin tesirleri üç boyut kaba maddeleri üzerinde dahi müessir olabilecek kadar kuvvetli olabilmektedir. Örneğin tekinsiz ev olayları bu hallerden bir tanesidir. Bunun gibi namütenahi ve çeşitli varyeteler gösteren vibrasyonlar bulunur. Ruhsal karakterdeki halleri oluşturan vibrasyonların ruh tarafından beslenmesi, sizin anladığınız her türlü manadaki beslenme ile kıyaslanması mümkün olmayan bir şeydir. Çünkü ruhun maddeler üzerinde sizin anlayabileceğiniz şekilde maddesel tesirler hasıl etmesinin ve bunlara esas etken olan müessirlerinin sizin anlayabileceğiniz manada basit bir münasebetleri mevcut değildir. Bunu biraz daha açıklayabiliriz. Örneğin sizin herhangi bir şekilde gösterdiğiniz ruhsal bir tepki, örneğin sevgi, nefret gibi ruhsal tepkiler, ruhun sizler tarafından hiç anlaşılamayacak olan bir takım tesirlerini müessir olduğu vasatı bu şekilde aksettirmesinden başka bir şey değildir. Çünkü ruh esasında bütün bu türlü sevgi, nefret gibi hususlardan uzaktır. Ve ruhun yaratılışındaki en büyük esrarı da işte buradadır. Ruh ve maddeye bağlanışı Ruhun ilk kademede gönderdiği tesirler, kendisine en yakın maddeye gönderdiği tesirler değildir. Hatta buna tesir demeye bile hakkımız yoktur. Ona isterseniz maksat değiniz, amaç değiniz. O sizin sayenizde değil, sizden çok daha evrimleşmiş varlıkların dahi sezebilecekleri cinsten bir şey değildir. O tesir veya o amaç, ruhların yaratılışı ile ilgili çok büyük bir nedene dayanmaktadır. Bu konunun üzerinde fazla düşünüp zihninizi yormayınız, çünkü esasen durumunuz o kadar yüksek, muazzam bir nedeni araştıracak kadar ilerlememiştir siz ruhu daha doğrusu onun varlığını ancak evrenin çeşitli maddeleri üzerindeki yansımalarından sezebilirsiniz sizin içinde ruh esasen bundan başka bir şey olamaz çünkü siz esasen ruhun bizzat kendisiyle değil ancak onun etkin olduğu maddelerle temasta bulunabilirsiniz ruhun maddeye tesir etmesinin nasıl olduğu konusu sizin anlayamayacağınız kadar yüksek bir olaydır Hatta diyebilirim ki ancak her şeye kadir, kudretli ve mutlak olan Tanrı'nın en, en yüksek tecelliyatlarından bir tanesidir. Onun yasaları ancak sizin anlayabileceğiniz hususlar olabileceği ve böylece seviyenizle bu uygun olacağına göre ruhun niçin ve nasıl maddeye bağlandığını anlamaya çalışmanız gereksizdir. Ruhun maddeye bu bağlanması evrimin dahi çok üstünde bulunan bir husustur. Evrim ancak ruh bu kainata girdikten sonra mümkün olabilir. Bu yüzden düşüncelerinizi evrim üzerine konsantre ediniz. Bilgi, yetenek ve seviyenizin pek çok üstünde olan hususları öğrenmek istemeyiniz. Buna olanak olsaydı ben de onaylardım. Siz mümkün mertebe kendi çevrenizle ve mekanınızla ilgili araştırmalarda bulununuz. Beden Organizasyonu her bir organınızın ve hatta her bir hücrenizin bir kişiliği vardır. Bu bir kesinliktir. Bu tek tek ruhların en kayna oldukları bedende ve organda bir vazifesi olması gerekir. Böylece beyne özel bir önlem vermenin bir anlamı olmaz çünkü beynin de görevi roletiftir. Beden içindeki organların ve hücrelerin ruhları organizatör ruhun perispirisinden tesirler almaktadırlar. Esasen bu ruhların da bir dereceye kadar bu beden içinde serbestiyet ve kimlikleri varsa da organizatör ruh olan insanın serbestlik ve kimliğiyle asla kıyaslanamaz. Evren ve imajinasyon. Evren iç içe bir takım maddesel sistemlerden oluşmuştur. Tesirler de inceden kabaya ve kabadan inceye doğru yansımaktadırlar sizin içinizde yaşadığınız dünya şartları bütün bu maddesel kombinasyonları anlayabilmenize müsait değildir. Sizin bugünkü maddi idrak sınırlarınız esasında epey ileri olmakla birlikte çok kabada sayılabilirler. Evrendeki bütün fizikoşimik ve mekanik olaylar birer düşünce eseridirler ve birer imajinasyon tarafından var edilmişlerdir. Burada üstün maddesel planlarda bulunan varlıklar, kaba maddelere derece derece bağlı olanlara, canlı cansız varlıklara, imajinasyonlarıyla hakim olmaktadırlar. Siz de bedeninize öyle hakimsiniz. Sizin görünüşte normal tabiat yasalarına uyduğunu zannettiğiniz olaylar gerçekte çok kere maksatlı ve şuurlu zekaların eseridirler. Sonuç olarak siz kendi imajinasyon ve düşünce melekelerinizle evrende birçok elektromanyetik saha yaratıyorsunuz. Bu saha sürekli olarak besleniyor. Bu sahayı oluşturan subtil maddeler zincirleme bir şekilde kabı olanlara tesir ediyor. Tıpkı bir mıknatısın demir tozlarını çevresinde düzenlediği gibi. Bu realiteleri çevresinde bina ediyor. Dedüplüman ve Rüya ilişkisi çok net görülen rüyalarla dediplüman olayı arasında kesin bir bağlılık yoktur. Yalnız dediplüman hadisesinde net bir vizyon hatırlanabilmekle birlikte her çeşit net rüya muhakkak dediplümana delalet etmez. Zeka ve evrimsel yeri Zeka, vicdan, Toplumculuk gibi melekeler insanın genel evrim seviyesini belirleyen ölçüler olarak söylenemese de kuşkusuz ki bir insanın bu gibi melekelerinin dikkatli bir tahlili o kişinin evrim düzeyi hakkında fikirler verir. Fakat burada önemli olan dikkatli tahlil yapmaktır. Çünkü aldatıcı tesirlerin rolü vardır. Zeka ve benzeri bir takım melekeler, insanın o hayatındaki ihtiyaçlarını karşılamak ve tamamlamak için o yaşama mahsus olmak üzere o kimseye verilmiştir. Bir sonraki yaşamda o meleke mahsule ise, söz gelimi kişi zeka gibi bir melekeden mahrum kalabilir. Öte yandan bir noktayı göz önüne almalısınız ki, o da bir insanın evriminin ilerlemesi, o kişinin evren içinde aktivitesinin artmasıyla orantılıdır. Varlık, aktif ve canlı bir rol oynamalıdır. Kuşkusuz ki oynadığı rol insanlığın ve toplumun daha üstün bir düzeye ulaşması içindir. Bunun aksi olursa buna evrim denemez. Bir insanın etkinliği için zeka gereklidir. Bütün insanlığa yararlı kimselerin muhakkak ki zeka bakımından noksan oldukları iddia edilemez. Öte yandan zekasızlığın da aşağı evrim düzeyini temsil ettiğini de kabul etmiyorum. O halde zeka evrimin ayrılmaz bir parçasıdır. Zekayı burada kurnazlık ve ihtiras gibi maddi hislerle karıştırmamak gerek ne var ki? Zekanın evrimin bir nimeti olduğunu anlamak gerekiyor. Zeki bir insanın evrimi daha çabuklaşır ve onun evrimi otomatik değildir. Verimli bir şekilde cereyan eder. Bazı durumlarda az zeki bir insan da kurnaz bir insana nazaran daha çabuk evrimleşebilir beden radyasyonları. İnsanlardan çıkan radyasyonların mahiyeti ve karakterleri hakkında cemiyetinizden büyük işler beklenmektedir. Bu yüzden deneysel sahada elde edeceğiniz birçok değerli sonuçlar olacaktır. Ve bunu ayrıntılarıyla ele almak çok uzun bir zamanı gerektirdiğinden oldukça kısa olarak ana hatlarıyla belirteceğim. İnsanlardan birçok türlü radyasyon yayınlanmaktadır. Bunlar insanı oluşturan çeşitli yoğunluktaki maddesel enerjilerinin karşılıklı tesirlerindendir. Bu arada en kabadan en inceye kadar çeşitli maddesel vibrasyonlar görülmektedir. Delilik ve neden sonuçları Deliliğin sizin anlayacağınızdan çok daha değişik bir mana ve hüviyeti vardır. Sizin dünya gözünüz ile deli olan bir kimse, dünya planını terk ettiği zaman pekala evrim düzeyinin toplamı olan bir şuura sahip olur. Fakat bu demek değildir ki ölen bir kimse muhakkak surette evrimleşmiş bir kimse olsun. Bir insanın az veya çok normal olmasını onun içinde yaşadığı fizikoşemik ve biyolojik şartlar ortaya çıkartır. Yani burada esas olan etken maddi şartların beyin tesirleri üzerine olan etkileridir. Eğer ki bedenden ve toplumun kolektif baskısına kadar uzanan maddi şartlara o varlık uyamıyorsa o zaman ona deli denilebilir. Deliliğin elbette hepsi organik değildir veya bir diğer deyişle fiziküstü tesirlerin fizik bedendeki faaliyet ve tavırlarını gözlem edebilmek sizler için mümkün olmayabilir. Deli olan bir insanın şuur altı yukarının spatyum alt kademelerinin her türlü parazit varlıklarına karşı açık bir durumdadır. Yine deli kişinin beyin cevheri bu parazit tesirlere karşı sübah vazifesini yeterince göremez. Fakat sizin anladığınız manadaki bir deli bizim spatyomsal alemimizde aynı vasıfla deli vasfıyla malul olamaz. Delilik zira tamamıyla dünya ile ilgilidir. Delilerin her türlü tesiri açık olduğu sözündeki söz konusu tesirler aşağı ilcalar ve tesirlerdir. Burada deliliğin genel olarak şöyle bir tanımını verebiliriz delilik, fizikoşimik organizmanın psişik organizma ile olan intibaksızlık halinden hasıl olur. Siz, siz zira normal insanlar, bedeninizin baskısından ve toplum bedeni baskısına kadar uzanan bir tesir sahası içinde mahsursunuz. Böylece o kanunlara tabisiniz. Siz o kanun ve kurallara aykırı hareket ettiğiniz takdirdedir ki, böyle bir durumdan muhakkak ki sizin organizmanızla toplum organizması arasında bir ahenksizlik olması icap eder. O zaman ise deli diye adledilirsiniz. Yani kendiniz beyninizin kontrolünden çıkarsınız ki orada ortamınız, toplumunuz ve çalışma şartlarınızın tesirlerini görebilirsiniz. O durum bütün maddi organizmaların tesirlerinin deli olan kişiye aksettiği bir durumdur. Sizin serbest varlığınız halihazırda çok büyük bir şekilde beyninize bağlıdır. Orada beyinde vuku bulacak herhangi bir bozukluk doğrudan doğruya perisperiye tesir eder ve perisperi vasıtasıyla ruhsal mekanlardan ve özellikle geri varlıkların zararlı tesirlerine maruz kalabilirsiniz. Fakat biliyorsunuz ki işi burada tek yanlı olarak yorumlamamak gerekiyor. Şunu sizlere aşağıdaki gibi bir örnekle açıklamaya çalışayım. Bir insanın kafasına bir saksı düşebilir ve saksının düşmesinden dolayı beyin sarsıntısı o adamın delirmesini ortaya çıkartabilir. Fakat o adamın maddi organizmasındaki bozukluklar herhangi bir diğer delinin maruz kalacağı tesirlere maruz kalması durumunu icap ettirmez. Dikkat edilirse delilerin her birinin psikolojik durumları birbirlerinden farklıdır. Kimisi büyük ihtirasların peşinde koşar, kimisi büyük bir insan olduğunu zanneder ve benzeri. Fakat diğer bir takım deliler zararsız, mazlum, halimselim insanlardır. Tarafınızdan bunların dikkatli bir tetkiki neticesinde bunların deli oldukları kolayca görülebilir. Burada varacağım sonuç şu olacak. Herhangi bir insana yapılabilecek maddi bir tesir, onlarda delilik ortaya çıkarmakla birlikte mahiyet tamamen farklı olacaktır. Onların maddi mekanizmalarının bozulmasıyla, Onların maddi bedensel kimlikleri gerisinde bekleyen pisişik kuvvetlerin değişik mahiyette olarak ortaya çıkması neticesi hasıl olacaktır. Bir insanın şuur altında gizli ihtiraslar ve parazit fikirler mevcutsa bunlar o insanın delirmesiyle şuur sahasına çıkacaklardır. Öte yandan bu insanda gerçekten böylesine zararlı tesirler yoksa deliliği kimseye zarar vermeyecek şekilde olacaktır o kendi halinde tamamen zararsız bir insan olacaktır. Bu hususta kendiniz de düşünerek bir karara varabilirsiniz. Beyin ve işlevi. Bilindiği gibi beyin sizin ebedi ve sonsuz aleminiz ile sınırlandırılmış maddesel aleminiz olan beden arasındaki maddesel ilişkileri aktaran bir köprüden başka bir şey değildir. Maddesel alemde ortaya çıkabilmeniz için bir vasıtaya ihtiyaç vardır fakat zannetmeyin ki ölümle beynin işlevinin bitmesinden sonra sizin için idrak, duygu, duyum gibi her şey kesilmektedir bilakis sadece aradaki köprü yok olmuş oluyor nasıl ki bir nehrin iki yakası arasındaki köprünün yıkılmasıyla bu iki yaka kimliklerini kaybetmezler ve yalnızca ilişkilerini keserlerse insan da aynı şekilde beyin denilen bu irtibat vasıtasının ortadan kalkmasıyla ebedi mevcudiyetiyle baş başa kalmış olur. Burada ebedi derken, beşerinin perispirisinin niceliksel ve niteliksel ebedi olduğunu asla kastetmedim. Perispiri, evrimle bağlı olarak giderek genişleyecek, incelecek ve yeni maddesel kimlikler edinecektir. Daha önce beynin bir köprüden veya bir aktarıcıdan ibaret olduğunu söylemiştim. Beyin, yine söylüyorum, sizin iç aleminizi dışarıda yansıtan ve dış alemle irtibatlayan bir durumda bulunmaktadır. Kuşkusuz ki bu irtibat gelişi güzel bir durum değildir. Yani dış tesirler tıpkı bir su haznesine sarnıçtan suyun akmasını sağlayan muslukta olduğu gibi beyinden geçmek suretiyle aynen içinize ve içinizden ise tesirler karşılık olarak dışarıya yansıyamazlar. Biz beynimiz olmadan da pekala yaşayabiliriz. Kimliğimizi asla yitirmeyiz. Yalnız aradaki tesir ve fark şu ki, biz bu şekilde bir takım maddesel tesirleri transformasyona uğratarak ve onların yönünü değiştirerek dış alemle olan bağlarımızı kesmiş oluruz. Nasıl ki önceden de söylediğim gibi bir köprünün ortadan kalkmasıyla bir nehrin iki kıyısı bu köprüsüzlüğün zorunlu olan bir takım değişikliklerine katlanmak suretiyle gene var olmakta devam ederlerse aynen biz de öyle oluruz. Böylece beyin bir kutbu dünya ve bir kutbu içsel alem olan bir dinamonun verdiği cereyandan mahrum kalarak artık görevini yapmış ve rolünü de bitirmiş olur. Şunu da bir daha tekrarlayayım ki sizin dünyada tezahürünüzün yegane etkeni beyninizin fonksiyonudur. İmajların bir zamanlar retinada saklanması ve daha subtil olan beyinde de bir takım imaj tesirlerinin korunması ve onların hatırlanması gibi işler ve hatıralar ancak perispirinin mevcudiyetiyle tezahür edebilir. Kişi öldükten sonra bu izlerin herhangi bir değeri olabilir mi? Perispiri Her vasatın kendine ait vibrasyonları vardır. Böylece varlığın perispirisi de gittikçe seyal bir madde topluluğundan ibaret ve aynı zamanda çeşitli titreşim topluluğundan da bileşiktir. Bu yüzden bu perispiriyi de hangi seyaliyette maddeler hakim durumda ise o maddelere uygun vibrasyonlarla alakadar olabilirler. Perispideki maddelerin senyaliyet derecesi ve oranı varlığın içinde bulunduğu haleti ruhi ile az çok değişmektedir. Buradaki esans faktörün aynı zamanda varlığın evrim seviyesi olduğunu asla hatırdan çıkarmayınız. Çünkü evrim, perispiri maddelerinin gittikçe seyyalleşmesini sağlamaktadır. Şunu da söylemek isterim ki, sıpatyom üst tabakalarında bulunan evrimleşmiş bir varlık, gereğinde bilgi ve müşahede vermek amacıyla perispirisinin maddelerinde bir takım değişiklikler yapabilir. Sıpatyom aleminde her varlığın, şuurlu veya şuursuz olarak yaptığı bir takım görevleri vardır. O vasattaki iradesini kullanmak şartıyla eylem ve hareketlerinden muhakkak ki bir üst plan sorumlu bulunmaktadır. Aktif beynin perispiriden haberdar olmaması, onun perispiriyle ilişkili olmamasını gerektirmez. Siz kalbinizin, midenizin ve ciğerlerinizin faaliyetinden haberdar mısınız? O halde aktif beyin mekanizması niçin perispiriden haberdar olsun? Olsaydı neler olacağını düşündünüz mü şimdiye kadar? Şayet böyle bir durumda olsaydı, sizin bu dünyada enkarne olmanıza lüzum hasıl olmazdı bu mekanizma öz varlığınızla bedeniniz arasındaki sürekli irtibat ve ilgiye rağmen bedenin kendi özünden haberdar olmaması esasına dayanmaktadır. Perispiri ve tesir Tesirler daima zincirlemedir. Bir vasattan diğerine ve bir müessirden diğerine intikal ederler. Kuşkusuz ki insan okyanusun ortasındaki ıssız bir ada değildir ve insan ruhu da beden içinde dört duvarla çevrili bir odada mahsur bulunan bir insan ile de kıyaslanamaz. Böylece ruh kanallarından gelen tesirlerin pasif ve aktif kanallardan akışı mekanizmasını son tahlilde kendi ruhunuz tayin etmekle birlikte bu tayin ruhun kendi idraki sayesinde olur. Esas olan müessir kuşkusuz ki üst plandır. Maddi Alemler ve Perispiri Size çeşitli maddi vasatlarda kombinasyonların oluş halleri hakkında bir takım ipuçları vermiştim. Sizin içinde yaşadığınız maddesel evren, tahayyül edebileceğinizin çok üstünde bir takım mikrokozmik alemlerle doludur. Her bir alemin manası da belirli subtilitede madde hallerinden oluşmuş demektir. Ve şunu da söylemek isterim ki, sizin en kaba zannettiğiniz bir taş parçasında dahi bütün bu alemler mevcuttur. Bu alemler kuşkusuz ki birbirleriyle bugün sizin fizik biliminizin dışında kalan bir takım yasalar ile ilişkili bulunmaktadırlar. Böylece sizin perispirinizin dahi bu subtil madde alemleri yani mikrokozmoslarla sempatize olabilecek bir kutbu mevcuttur. Fakat bu demek değildir ki sizin zaman ve mekan kavramınız dahilinde bir ebediyet kadar sonsuz olan ve uzanan ve aynı zamanda da ruhun her bir evrim derecesine bağlı olarak içinde bulunduğu vasıtanın ihtiyaçlarını karşılayan perispirital maddelerin topluluğu sizin madde kainatınızdaki tüm vibrasyonlarla rezonans ve ahenk haline gelebilsin. Obsesyon obsesyon konusuna ilişkin bir sorunun cevabı o oranda geniş ve kapsamlı olması gerekir. Sizler obsesyonu bizim plandakilerin görüşüyle asla anlayamazsınız. Obsesyon da muhakkak ki geri bir varlık vasıta olmakla beraber obsede olan şahısla ilgili yüksek varlıklarda bu işi sevk ve idare ederler. Kuşkusuz ki bu işi siz yapsanız bir kötülük olur. Fakat o yüksek varlıklar bunu çok yüksek bir maksatla yapmaktadırlar. Bizim alimimizde, yani spatyom aleminde dünya ile irtibatını kesememiş, gözü dünyada bir çare varlıklar doludur. Bunlar dünyadakine benzer hayatlarını burada da devam ettirirler. Bunlardan bazıları da kuvvetli bir şekilde dünyaya doğru çekilirler ve orasıyla irtibatta bulunmak için şiddetli bir arzu duyarlar. Bu varlıklar muhakkak ki son dünya hayatlarında evrimlerini tamamlayamamış olanlardır. Bunun sonucudur ki onlar sizin madde alemlerinize tekrar gelmeye mahkumdurlar. Hala dünyadaki batıl fikir ve kanaatlerini taşırlar ve onlar bu batıl fikir ve kanaatlerini atmadıkça burada yani spatiyon maddeleriyle sempotize olamazlar. İşte o zavallı varlıklar yalancı bir imaj alemi içinde kendilerini boğup durmaktadırlar. Obsesyon olayında obsede eden ile obsede olanın sınavları konusu şöyledir obsesyon bazı varlıkların evrimi için zorunlu bir oluş halidir. Fakat muhakkak ki gene zahmetli bir evrim yolu olsa gerek. Elbette obsede edenin bir hatası vardır ve bu hata duygusu obsede eden varlığın benliğinde uyandığı zaman bundan dolayı şiddetli bir surette müteessir olacaktır. Obsede eden varlık genellikle obsede olandan daha bir çare bir durumda bulunmaktadır ve biraz önce de söylediğim gibi kendisi için karanlık bir uçurum olan batıl düşüncelerinden bir türlü sıyrılamaz durumdadır. Zannetmeyiniz ki obsede eden varlık bunu zevk için yapar. Yani siz bedenli varlıkların düşündüğü gibi düşünür. O varlık aczini akıtacak bir mecra arar ve onu bulduğu zaman da asla bırakmak istemez. Obsede olan bu irtibattan bir takım zararlar görür. Bu kesindir. Bu durumdan kurtulmak ise daima kendi kudreti ve imkanı dahilindedir. İşte bu durum onun hayatındaki eprövlerinden birini oluşturur. Ve obsesyon emin olun o kimsenin nasırlaşmış olan benliğini er geç yumuşatmak için sizin idrak edemeyeceğiniz yükseklikteki ruhsal planlar tarafından hazırlanmış bir tertiptir. Şunu söylemek isterim ki hepinizin uyanıkken ve uykudayken bütün duygu, Düşünce ve imajlarınız yukarıya tam manasıyla aksetmektedir. Orada muhakkak ki kendilerine bir zemin bulmaktadırlar. Fakat aynı zamanda söylemek isterim ki obsesyon için genel bir kural koymak pek mümkün olmaz. Öte yandan belirli bir aşamayı aşmış bir kimse için obsesyon korkusu söz konusu değildir. Obsede olan kişiye gelince o artık kendi ruhsal kudretine göre alışkanlık ve manaları kendisine aitmişler gibi kabul eder. Bazı durumlarda obsede ile obsede eden yek vücut olurlar. Bu ne sınavdır onlar için bilemezsiniz. Onların bu durumunu seyreden gözler vardır. Bazı kereler obsede olan, obsede edenden silkinip kurtulmak ister. Bazı kereler ise kendini tamamen onun kucağına terk eder. Sizler için Ulu Tanrı'dan, çetin hayat yollarında, daima başarılar dilerim. Obsesyon ve Kurtulmak Yolları Her obsesyonda, obsede olanın her zaman bu obsesyondan kurtulabilmesi konusunda genel bir şey söylenemez. Çünkü obsesyonun bütün variyetelerinin sizce bilinmemesi, bu işin mekanizmasına vakıf bulunamayışınızdandır. Obsesör, tıpkı bir yerde boşluk oluştuğu zaman orasını doldurmaya çalışan bir hava cereyanı gibidir obsede edici spatyomdaki şuursuzluk hali içinde otomatik olarak dünyada bir yere demir atmaya çalışır. Nasıl ki bir yelkenle en uygun bir limana yanaşmaya çalışırsa, obsede edici de kendi titreşimlerine uyan titreşimlerle ahenktar olmaya çalışır. Bu şekilde obsesör yani obsede edenin iç varlığında bu geri titreşimlerin bir sonucu olan şiddetli buhran nispeten hafiflemiş olur. Çünkü bu iç buhranını tasarrufu altına aldığı bedenli varlıkla paylaşmıştır. Eminim obsede edici bu işi açsinden yapar. Sonuç olarak obsesyondan kurtulmak olanakları her zaman mevcutsa da esas itibariyle bu ikisinin de genel mukadderat planlarına bağlıdır. Yani obsesör ile obsedenin mukadderat planları birbirleriyle sıkı bir irtibat halinde bulunmaktadır ve elbette sizin anlayamayacağınız sebepler tahtında bu obsesyon her ikisinin de evrimini sağlayacaksa buna üst planların izniyle devam edilir fakat unutmayın ki mukadderimizi değiştirmek her zaman elimizde olan bir iştir ayrıca bu işi yöneten planlar sizin dünya anlayışınızdan yani iyilik kötülük gibi sizin ancak beşeri idrakinizle duyabileceğiniz kavramların çok üstünde amaçlarla hareket ederler Size şunu söyleyebilirim ki sürekli bir nefis öz eleştirisiyle nefislerini yenmeye çalışan insanlar, daima içlerinden gelen yüksek ve yüce seslere kulak verenler ve adeta kendilerini unuturcasına hareket edenler için obsesyon gereksizdir. Onların evrimleri için bu hiçbir şey sağlamaz. Teşebbüş ve genel anlamı Teşebbüş kısaca, evrimin bir safhasından diğer bir safhasına geçiş anında varlığın maruz kaldığı intibaksızlıktan doğan anormal psikolojik bir durumdur. Teşevüş halini kesin olarak tanımlamak biraz güç. Teşevüş'ün sonsuz hallerini ise belirli bir iki kalabalığa sığdırmak olanaksız. Sorabilir miyim, dünyada yaşayan ve yaşamından memnun olan ve sıkıntısı olmayan bir varlıklı teşevüş halinde midir? ruhsal reaksiyonları ve arasında belirli bir ahenk olan herhangi bir varlık teşebbüş halinde değildir. Gene soruyorum, dünyada maddi veya manevi şiddetli ızdıraplar içinde olan kimse teşebbüş halinde midir? Teşebbüş, bir realiteden diğerine geçiş anında veya sonsuz neden sonuç zincirinin bir nedeninden daha yüksek nedenine geçiş anında insanın oradaki ilişkiyi kavrayamamasından dolayı Ruhun içinde bulunduğu karışık psikolojik durumdur. Izdırabının şeklini biliyorsa, ızdırabının nedenine vakıfsa o insan teşebbüs halinde değildir. Bir insan yaşamından memnun ise ve bu memnuniyeti ruhunun ve vicdanın huzur içinde olmasını gerektiren bir takım nedenlerden ileri geliyorsa o insan gene teşebbüs halinde değildir özellikle en fazla ölüm ve sonra rastlandığı gibi büyük bir evrim safası idrak ediyorsa ve bu dönüşümün nedenlerine vakıf değilse o zaman çok kere görüldüğü gibi ya bir şaşkınlık veya dehşet verici bir ızdırap bazen halen dünyasal arzuların devamından ileri gelen bir gurur ve hatta bu arzuların dünyadan bu tarafa spotyoma ahirete sürüklenmesinden oluşan yapay bir zevk atmosferi içinde tezahür eden haleti ruhiyede görülüyorsa, varlık için işte bunlar teşevvüştür. Teşevvüş, tabiatın ezeli bir yasasıdır. Her kötülük ve aksaklık sonuçta ızdıraba dönüşür. Teşevvüş ve ızdırap faktörü bir kimse ızdırabının nedenine vakıf değilse, o insan muhakkak sureti bir şaşkınlık içerisindedir yaşamının bundan bir önceki safhasını şimdikine bağlayamamaktan dolayı bu bağlayamamanın ortaya çıkarttığı bir ruhsal teşeviş içinde bulunur. Söz gelimi, yaşamı boyunca maddeye bağlanmış ve idealini kaba maddelerin çekiciliğinden yapmışsa, varlığın gerçek kimliği dünya maddelerinden ayrıldıktan sonra çırılçıplak kalacak ve onları, yani beden ve dünya ortamını bulamamaktan dolayı büyük bir ızdıraba gark olacaktır. Fakat bir çare zavallı varlık çok kere öldüğünü bile fark etmeyecek ve dünya imajlarının aldatıcı süsleri içinde yaşamakta ve ızdırap çekmekte devam edecektir. Teşevvüs esnasında muhakkak ızdırap çekilmez. Evrenin ezeli yasasıdır ki, fena niyetli hareketlerinin sonu ızdıraba, iyi niyetli hareketlerinin sonu mutluluğa varır. Bu söz kuşkusuz ki bize, teşevvüş halinin sonunda gene ızdırabın bizi beklemekte olduğunu açıkça ifade eder. Şunu da asla unutmayın ki neşeli bir teşevvüşten daha iyidir. İyidir diyorum ama bu sözü tam manasıyla göründüğü gibi almayın. Üzerinde biraz düşünün. Teşevvüş her varlığın mukadderidir. Teşevvüş varlığın genel yaşamının her anında zuhur eder ve edebilir. Fakat evrimin ileri mertebelerinde teşebbüş bizim bildiğimiz anlamını tamamen yitirir. Teşebbüş ve çeşitli tezahürleri Teşebbüş evvelce de söylediğim gibi insanın bir realite merhalesinden diğerine geçiş esnasındaki bir intibaksızlık durumudur. Bu şaşkınlık tabii ki birçok çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Izdıraplı olabileceği gibi durumun kavranamamasından dolayı neşeli de olabilmektedir. Sözgelimi, dünya yaşamında cinsi arzularından başka hiçbir önemli amacı olmayan bir kimse, fizik planı olan dünyayı terk ettiği zaman kendini pekala çok daha büyük bir zevk ve keyif tufanı içinde bulabilir. Zahiren halinden pekala memnun görünebilir. Fakat bu durum, varlığın henüz derin bir uykuda bulunduğunu ve daha asıl yüksek evrim amacına varabilmek için bir süre eziyetli ve zahmetli yaşamların yollarından geçmesini gerektirir. Oysa ızdıraplarının nedenlerini görebilmeye başlayan bir insan, çekmiş olduğu bu ızdırap bahasına yolunu kısaltmış ve o merhalesini atlattıktan sonra bunun ne büyük bir nimet olduğunu idrak etmiş olur. Bununla birlikte buradaki kelimelerin manaları üzerine durmak ve kelimelerin kalıplarını aynen kabul etmemek lazımdır. Neşe ve ızdırap İnsan mertebesinde olan sizler için evriminizi normal olarak tamamlamanızda birer yardımcı durumundadırlar. Gerçekte ne ızdıraf ve ne de neşe başta başlarına bir değer taşımazlar. Bunlar evrim durumlarının gerekleridirler. 4. Bölüm Sempatizasyonlar ve Maddi Kombinasyonları Sempatizasyon ve maddi kombinasyonların rolü konusu şöyledir. Kuşkusuz siz bugünkü fizik bilginizle artık maddenin bir vibrasyon toplamından ve vibrasyonların da birer maddeden ibaret olduğunu, idrak sahanızın çok fevkinde olan bir madde evreninde yaşadığınızı az çok idrak etmiş bulunuyorsunuz. Kuşkusuz ki her bir maddi ortamın kendine özgü bir takım maddesel kombinasyonları vardır. Ve bu kombinasyonlar o ortamdaki maddelerin en küçük partikülleri arasındaki birleşmeyle ilişkilidir yani spatyom aleminde mevcut olan maddelerin aralarındaki birleşme elbette ki oraya özgü bir takım kanunlar ile olur. Siz söz gelişi, kendi dünyanızda bir radyo dalgasının nasıl taşındığının mekanizmasını kabı olmakla beraber az çok anlayabiliyorsunuz. Fakat henüz belki de her zaman bu yüksek maddelerin titreşimlerinin birbirlerine etkin olduğunu anlamaktan aciz bulunuyorsunuz ve bulunacaksınız bedenli bedensiz sempatizasyonlar. Sempatizasyon ile maddi kombinasyon deyimlerini sizlerin anlayışınızla eşit olarak kabul edebilirsiniz. Çünkü sempatizasyon sizin anladığınız manada son derece akışkan maddelerin o ortamda hakim olan fizik yasalara bağlı olarak birbirleriyle birleşmeleridir. Bir bedenli ile bir bedensiz arasındaki sempatizasyon, bedenlinin en subtil vibrasyonları ile beden sizin kendi vibrasyonları arasında bir ahenk kurulmasıdır. Ve size şunu da söyleyebilirim ki bu sempatizasyon iki bedenlinin birbirleriyle sempatizasyonundan çok daha kolay ve kapsamlı gerçekleşir. Sizler hepiniz bir veya birkaç bedensiz varlıkla birden sempatizasyon halinde bulunduğunuzu elbette ki bilemezsiniz. Bu vibrasyonların inceliği dolayısıyla iki bedenli varlık arasındaki sempatizasyondan çok daha devamlıdır. İki bedenli varlık arasında ise sempatizasyon çeşitli faktörler tahtında vuku bulur. Fakat bu faktörler arasında muhakkak ki en kuvvetli olan en subtil vibrasyonlardır. Zira siz birisiyle dost olduğunuz zaman ve ona bir dostluk bağıyla bağlandığınız zaman sizi muhakkak ki en fazla çeken tarafı ruhsal halleriniz arasındaki uyuşumdur. Halbuki daha dostluk kurulmadan önce sizin aranızdaki kaba vibrasyonlar faaliyete geçer. Bu kaba vibrasyonlar sizin dünyanızda daha kolay tezahür zemini bulduğundan ilk planda gelirler. Örneğin siz tanıştığınız bir kimsenin ilk önce yüz ifadesine ve daha sonra bir takım hareketlerine dikkat edersiniz. En son olarak da aranızdaki ruhsal ahenk gelir ki en sürekli ve mutluluk getirici ilişki budur. Sempatizasyon ve organizatörler İki bedenle arasındaki sempatizasyonda yani vibrasyonların ahenk haline gelmesinde veya ahenk halinde muhafazasında organizatörlerin rolü adeta kuvvetlendirici radyo istasyonunkine benzetilebilir. Fakat kendisinin fonksiyonu gibi rolü de gelip geçicidir. Bu olgu da daima kalıcı değillerdir. Bununla organizatörlerin değişikliklerini ve sempatizasyonun ise belirli bir zaman süresine bağlı oldukları şeklinde iki kuralı kastettim. Tesir Neşriyatı ve Ahenk Yasası Varlıklar sizin ruhsal durumlarınızla hem ahenk olan varlıklardır. Sizler muhakkak ki diğer kamca ve asilane bir şekilde ruhsal faaliyette bulunduğunuz zaman yüksek vibrasyonları ve yüksek varlıkları uygun bir oranda kendinize cezbedeceksiniz. Sizler aksine olarak nefsaniyetinizin tesiri altında kaldığınız oranda aşağıdaki planlardaki varlıkları etrafınıza çekeceksiniz. Özetle ruhsal durumunuzun yarattığı elektromanyetik sahaya onunla sempatize olan varlıklar cezbedilecektir daima kalbinizi temiz tutarak düşüncelerinizi yükseltmek ve başkalarının iyiliğini istemekle en yüksek planlardan sürekli tesirler alabilirsiniz. 5. bölüm Evrensel şuuraltı ve beden bağlı şuuru. Varlık ve şuur. Varlık çevrelenmiş ve sınırlanmış değildir. Belirli iki hat arasında aydınlattığı bir sahayı işgal eder. Şuur bu sahaya ve planları birbirine irtibatlayan güçtür siz tabiatın en küçük başlangıcından geldiniz ve oradaki aşağı madde planları arasından yüksele yüksele bugünkü maddi safhaya kadar eriştiniz. Daha önünüzde aşabileceğiniz nice mesafeler var. Şuur, şuur halleri ve şuur altı Şuur gözle görülen ve görülmeyen tüm evrende içkindir. Şuur, malın en ilkel halinden, olgunluğunun zirvesine kadar her derecede mevcut bir kudrettir. Şuur'u sizler ne yazık ki layıkı ve ile anlayamıyor ve beşeri idrakimizin kısırlığından dolayı onu ancak belirli bir seviyeye ve ondan yukarısına mahlediyorsunuz. Varlığın esası kendisinin evren sistemi içinde karşılaşmış olduğu çeşitli olaylar ve olayların tesirlerinden oluşan kendi öz varlığınızdır. Sizler halen evriminize uygun genişlikte bir şuura sahipsiniz. Sizler önce de söylediğim gibi... Evrenin en alt başlangıcında bulunan madde alemlerinden geldiniz ve daha üstünlerine doğru yürüyüp gitmektesiniz. Sizin şimdiye kadarki evriminiz boyunca elde ettiğiniz bu tesirleri depo ettiğiniz ve şuuraltı adını verdiğiniz muazzam bir rezervuarınız vardır. O rezervuar içinde ne alemler, ne dünyalar, ne mevcudiyetler gizlidir. Şuur altındaki hazineler göz kamaştırıcı bir zenginliktedir. Şuuraltınız kendinde mevcut çeşitli kademeleriyle sizin spatyomla olan ilişkinizi sağlar. Şuur en basitinden en mükemmeline kadar her varlıkta mevcuttur. Sizin bir varlığın şuursuz olduğunu iddia edebilmeniz için onun seviyesine inmeniz gerekmektedir. Sizin içgüdü, otomatizma dediğiniz şeyler, gerçekte o varlığın en iptidai olsa tabiatın kendisine vermiş olduğu bir kudrettir. Siz insanlar acaba şuurunuzla hareket ettiğinizi zannederken ve cansızlar aleminde kendinize en imtiyazlı mevki verirken bu şuurunuzun neye dayandığını hiç düşündünüz mü? Bu şuuru hiç kuşkusuz ki diğer varlıklarla karşılaştırarak bunu tahlil ettiğimiz zaman göreceksiniz ki onun şuurunun unsurları çoğu kere bitkisel ve hayvansaldır. İnsan kişiliğinde bitkilik halinin kalıntılarını gözlemlemek mümkündür şuur geniş anlamıyla şunu ifade eder. Varlığın kendi mevcudiyetini idrak etmesi ve kendini çevredeki diğer hadiselerden ayırt edebilmesi. İşte bu tanım en ilkelinden en ileri safaya kadar az veya çok bir değişiklikle tatbik mevki bulabilir. Evrende şunu izahsız olarak kabul etmenizi rica ediyorum. Evrende canlı veya cansız zerrenin bizim idrakimize çarpmayacak bir kişiliği vardır. Bu kişilik onu diğerlerinden ayırt eder. Buna göre bir varlığın kendi idraki ve kendini diğer varlıklardan ayırt etmesi haline şuur diyebiliriz. Şuur o varlığın ruhsal kudretlerinin bir toplamıdır. Şuur hiçbir zaman ruhsal kudrete delalet etmez. Siz zannediyorsunuz ki yalnız insanlar kendilerini bilirler ve dış olay ve varlıklarını ayırabilirler. Hayır, bu fikir yanlıştır. Şuur evrenseldir. Şuur ancak evrim düzeyiyle bir genişlik edinmektedir sizler esasında fizik planının yani üç boyutlu dünyanın kesin yasaları arasında yaşayan ve oraya hapsolup kalmış bir şuurdan ibaret değilsiniz. Şuurunuz sonsuz boyutlarda uzanıp gitmekte, o boyutlarda çeşitli yasalara tabi olarak mevcut olabilmektedir. Fizik evren ile spatiyom arasında zannettiğiniz gibi kesin bir ayrım yoktur. Fizik maddelerin de temel yapısını teşkil eden yasalar bizim iç varlığımızı yöneten yasalar ile son derece benzerdirler. Bizler de sizler de bir kontinumun yani sürekliliğin bir gamını oluşturmaktayız. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabilirim. Bir piyano düşünün. Piyanodan bir melodi yayılmaktadır. Bu melodi esasında basit ve bileşik seslerden ibaret olan ses dalgaları halinde yayılmaktadır. Bilemediğimiz titreşimlere dönmektedir. O piyano ve titreşimler birbirleriyle o kadar ilişkili bir durumdadır ki bunların hepsi bir bütünü oluşturuyor. Bizler de kendimizi bu melodinin bir sesi, bir notası olarak kabul edebiliriz. Fizik bedenimizi de bu notayı çıkartan piyanonun bir teli olarak kabul edersek belki üstteki fikrimiz anlaşılabilir. Şuur halleri birer buğda maliktirler. Bir boyuttan diğerine geçiş çok kere bilmediğiniz bir takım yasalar çerçevesinde cereyan eder. İşte bu kudretler sizin üzerinizde saklı bulunmaktadırlar. Beyninizin ve duyularınızın baskılarından kendinizi derece derece soyutlamak suretiyle her biri birer alem olan boyutlara vasıl olabilirsiniz. Bu bazen otomatik olarak da cereyan edebilir ki şuur altınız bütün karışıklık ve baş döndürücü derinliğe rağmen sizin tasavvur edemeyeceğiniz kadar düzenli ve o derecede büyük bir kudrete sahiptir sizin o dik kafalı, kendini beğenmiş ve kendi mantığı ile hareket ettiğini zannettiğiniz şuurunuz, aslında şuur altınızın mana aleminden beslenmektedir. İşte bağlı şuurunuzun derinliğinden gelen o parlak fakat mevcudiyetini anlayamadığınız kıvılcımlarla aydınlatınız ki ileride onun karanlıklarında mahpus kalmayasınız. Bağlı şuurunuz bedeninizin bir parçasıdır. Bedeninizle beraber gömülmeye mahkumdur şuur hallerinin birer buğda malik olması ifadesiyle kastettiğim mana şudur. Siz kendinizi dünyaya bağlı zannetmekle birlikte, dünya yasalarına bağlı olarak yaşadığınız ortamlarda dahi farkına varmadan çoğu kere spatyon buğutlarında mevcut bulunuyorsunuz. Sizler farkına varmadan her an ve bazı zamanlar daha belirli ve bazen daha belirsiz bir şekilde fizik aliminin ötesinde yaşamaktasınız. Bir örnek verelim siz sokakta yürürken kendinizi bir an unuttuğunuz ve çevrenizdeki realite ile ilişkisi olmayan bir durumda yaşadığınızı hiç hissetmediniz mi? Muhakkak ki bu o andaki tahayyülat, sizin ölümden sonra sürekli olarak ikamet edeceğiniz spatyomdaki hallerden biridir. Siz o anda dünyada yaşadığınızı zannetmekle beraber dünyada yaşamıyordunuz ve dünya yasaları sizi kontrol altında bulunduramıyordu bu olguyu birçok hallere genelleyebilirsiniz. Şuur hallerinin buğda malik olması hususundaki buğuttan maksat en, boy, derinlik anlamından tamamen ayrıdır. Buradaki vaziyet, şuurun bir sahadan diğerine kaymasına tekabül etmektedir. Şuur altı ve içgüdüler Şuur altı, zannedildiği gibi homojen bir alem değildir. Şuur bizim evren ile irtibatımız sonucunda bizde birikmiş olan izlenimlerin depo edildiği ve bizi kontrol eden alemdir. Şuur yöneten yasalar benliğinizle ilişkili şuur sahanızı yöneten yasalardan derece derece farklıdır. Şuuraltı, evrimimizin başlangıcından beri edindiğimiz izlenimleri taşımaktadır. Şuur zaman ve mekan bakımlarından fizik evrenimize sığmaz ve ayrıdır. Şuuraltı gerçek bir yöneticidir. Şuuraltınızda spatyon birbirlerinden ayrı şeyler değillerdir. Varlığın dünyada geçirmiş olduğu bütün deneyim, izlenim ve anılar onun subtil planlarına nakşedilmektedir. Fizik bedeninin dağılması ile o izler baki kalmakta devam eder. Ta ki tabiat kanunları gereğince onların da unutulması ve rollerinin sona ermesi icap edinceye kadar varlık dezenkarne olmakla şuuru yalnızca fizik plandan onun gerisine doğru bir kayma gösterir. Fizik üstü alemin ilk kademelerinde dünya şuurundan ancak birkaç kademe üstte bulunur. O halde henüz nedenlerin derinliğine nüfus edilememiştir. Varlık henüz kendini teşkil eden planlarda bütünlüğünü bulamamıştır. Elbette zamanla bu da değişecektir. Varlık öyle bir şuur hali kazanacaktır ki onu anlayabilmek sizin gibi fanilerin idrakine sığmayacak bir hadise olacaktır. İçgüdüler tamamen serbest şuurumuza ait vasıflardır. İçgüdülerin otomatizması ve başıboş bir düzen içinde görünmeleri sizin onların hakiki manasını anlayamamanızdan ileriye gelir. Dünyasal mantık, içgüdülerin derin nedenlerini nüfuz edemez. İçgüdüler bazen sizi koruyan ve bazen de parçalamaya çalışan canavar gibidirler. İnsan bunları ancak fizik planını terk edip fizik üstü planların yüksek tabakalarına çıkınca anlayabilir. Rüyalar ve Şuur Altı Rüya sırasında bedeni terk etmek sözündeki terk etmek kelimesini varlığın bedeniyle olan ilişkilerinde bir gevşeme olarak kabul ederseniz bu mümkündür. Rüyayı şöyle tanımlayabiliriz. Rüya şuur altında gizli vaziyette bulunan tesirlerin bedenle olan ilişkilerinin gevşemesinden sonra sembolik bir şekilde o ana tekabül eden şuur sahanıza çıkmalarıdır. Rüyaların hepsi şuur altına bağlıdır. Burada benim bazı materyalist filozofların kastettiği şuur altını kastettiğimi zannettiniz ama gerçekte öyle değildir. Önce de açıklamaya çalıştığım gibi bizim kainatla olan ilişkilerimizin yekünü şuur altında mevcuttur. Şuur sizin dünyadan aldığınız basit tesirlerin birikmiş olduğu ve bir takım basit maddi ilcaların depo olduğu bir yer değildir sadece. Şuur değeri, kainatlar değerindedir. Böylece size gelen bütün gizli tesirlerin ilk kaynağı orasıdır. Bununla birlikte sizler çok nadiren şuur altından gelen yüksek tesirleri sezer ve anlamlandırabilirsiniz. Sizler bedene bağlı olmaktan dolayı Şuur altınızın bedene yakın olan tabakaları ile ilişkilisiniz. Hatırlama melekeniz, beyniniz ile ilişkilidir. Gördüğünüz rüyaların ekserisi, yani hatırlayabildiğiniz rüyaların büyük bir kısmı, bedeninizle veya ruhunuzun bedene yakın kısımları ile alakalı rüyalardır. Fakat şunu söylemeliyim ki, yüksek bir ilhama da arada sırada nail olabiliyorsunuz. Şuur altı statik bir durumu ifade etmeyip, bilakis son derece dinamik, kompleks ve tabiatın en yüksek halleriyle ilgili olan bir durumdur. En ilkel bir varlık bile yüksek idareci planlardan tesirler almaktadır. Elbette burada bunları, bu tesirleri o ilkel varlığın bedeninin alması söz konusu değildir ve onun da bu tesirleri verebilmesi, alabilmesi için onun da şuur bu planlara varabilecek bir genişlikte olması gerekmektedir. Bir insanla hayvan arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de yüksek idareci planlardan tesirler almaktadır. Fakat insan, evrim ve deneyiminin verdiği üstünlükle bu tesirleri daha yüksek bir şuurla idrak eder. Hayvan ise hiç idrak edemez. Sizler, yaşamınızın devamı, her hareketiniz için sürekli olarak yüksek nedenlerden beslenmekte ve tesirler almaktasınız. Rüya ve Spatyom Rüyanızda Spatyom'un küçük bir örneğini görebilirsiniz. Ancak rüya ile ispatyom hayatı arasında epey büyük farklar vardır. Rüyadaki insan kendisini maddi tesirlerden kurtaramaz ve serbest ruh melekeleri henüz tam bir genişlikte çalışmamaktadır. İmajinasyon melekesi ise sınırlı bir sahaya intikal edebilmektedir. Spatyomda ise fizik planının tesirleri kalmamıştır. Spatyomdaki bir rüyanın derinliği, genişlik ve zamanı dünyasal rüya ile kıyas kabul etmeyecek bir derinliktedir rüya etütleri. Rüyanıza, günlük olaylara, bunlarla içgüdüleriniz arasındaki ilişkiye son derece dikkat ediniz. Burada birçok benzerlikler bulacaksınız. Bu olayların birçoğu sizin için ilk bakışta ilgisiz görünmekle birlikte bunların özellikle ilginç bulduklarınızı not edin ve haftanın bir gününde bunları sıraladıktan sonra aralarında bir münasebet bulmaya çalışın. Çok enteresan sonuçlar bulacaksınız. Fakat bu çalışmayı muhakkak yapınız. Basit olarak ruhsal olaylarla maddesel olayları karşılaştırın ve bir karşılaştırma işlemine tabi tutun. Bunu haftada bir gün, boş bir zamanınızda yapabilirsiniz. Bu size çok büyük bir fayda temin edecektir. Evriminiz ilerledikçe de bunların arasındaki büyük ilişkileri görmek, evrim yolundaki hızınızı arttırmak olanağını daha fazla bulacaksınız. 6. Bölüm Medyumluk Misyonu ve Mekanizması medyumluk. Medyumsal yeteneklerin arttırılması için süjenin doğuştan yetenekli olması esas olmakla birlikte en önemli husus kendisinde vazife hissinin bulunması ve sistemli çalışması gerekmektedir. Varlık, şuur, ruh, evrim ve medyumluk Varlık nedir? Varlık kainatın çeşitli merhaleleri arasında mevcut irtibatın bir şuur sahasıyla aydınlanmasıdır yani varlığın esasını onun şuuru oluşturur. İnsan ruhu da bu çeşitli ilişkilerin bir şuurla başlamasından ileri gelir. Şuur ise kainatın sonsuz incelik ve seyyaliyet derecelerindeki madde alemleri arasındaki ilişkinin aydınlanmasından başka bir şey değildir. Evrim sonsuz yönde gerçekleşir. Her bir evrim adımında varlık şuurunun kapsamıyla karşılaşılan ve sonucunda asimile edilen olaylar oranında artmış olur her an ve her saniye şuur sağımız genişlemektedir. Bu nedenle varlığımızın genişliğini tayin etmekten aciziz. İnsanda çeşitli şuur halleri vardır ve hepsi de bizzat kendisine aittir. Bir medyumun daha öteki alemdeki varlıklarla irtibatı esnasındaki şuur hali de kendine aittir. Ancak bu irtibatın vuku bulması için o varlıklar medyumun bu şuur haline yükselmesinden istifade ederler. İnsan ruhunun kudretleri çok ve pek çok büyüktür. Bu kudretleri kullanabilmek insanın evrim derecesiyle oranlıdır. Kudretlerini kullanabilmek insanlığı çok yükseltecektir. Zira insanın kendi öz varlığının derinliklerine inmesiyle küçük maddi ihtiraslar değerlerini yitirecek ve insanlık yarışır olduğu manevi düzeye erişecektir. Bunun için her insanın kendi medyumluk kabiliyetini iyi kullanabilmesi şarttır. Medyumluk sadece birkaç kişiyi çevresine toplayıp bir kimsenin onlara vaaz vermesinden ibaret değildir. Medyumluk, insanın kainat planlarıyla olan ilişkisidir. Zira herkes buraya yani dünyaya belirli bir vazife ile gelmiştir. Çoğu zamanlar bunun gerçek anlamını anlayamadan gözü kapalı bir şekilde ve düşe kalka dünyadan geçip gider. Oysa herkes kendindeki bu bilginin anahtarını elde edebilse dünyada çok büyük değişiklikler vuku bulacaktır. Elbette burada her bir varlığın maddi olduğu gibi manevi görevleri de kastedilmiştir. Her ikisi birbirinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir örnekle daha iyi açıklayıp konuyu burada kesmek istiyorum. Bir insan enkarne olur ve bunu belirli bir ortamda belirli şartlar altında yapar. Fakat çoğu kere çevresindeki şartların da etkisiyle varlık serbestken yani spatiyumda vermiş olduğu kararını unutur ve bunun aksine hareket eder. Bu hayatın her safasında cereyan edebilir. Birçok insan evrimine uymayan meslek seçtiğinden dolayı farkına varmadan ızdırap çeker. Başarısızlığa uğrar ve nihayet fizik yaşamın birçok safalarında evrimlerine uymayan hareketlerde bulunurlar. İşte bunun için her insanın kendi medyumluk hal ve yeteneklerini anlaması, bir takım yöntemlerle serbest halde yani spatyomdayken vermiş olduğu kararları idrak edebilmek suretiyle evrimde çok daha verimli bir şekilde ilerlemek olanağını bulabilir. Yeni Medyumluk Yeni medyumluğun manası sizin basit manada anladığınızdan epeyce farklıdır. İnsanın kendisini bir an unutup çevresiyle ilişkili olmayan bir durumda yaşadığı bir imajinasyon anı, evet bir trans halidir diyebiliriz. Kişi o anda evrendeki daha yüksek vibrasyonlarla ilişki halindedir. Elbette bu transın derinliğine bağlıdır. Bazı kimseler hafif bir istirak haliyle pek büyük bilgiler elde edebilmelerine rağmen, bazıları da çok derinleşmelerine rağmen basit bir bilgi seviyesinde kalırlar. Şuurunuzun çeşitli boyutlarına geçebilmek, sizin kaba maddelerden sıyrılabilmek yeteneğinizle ve bilgi kapasitenizle alakalıdır. Bu ikisinin bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Yani şuurunuzun çeşitli boyutlarına geçebilmek. İç kıvılcımlarla aydınlanmak, benliğinizde iç kıvılcımlar biriktirmek bir disiplin meselesidir. Çeşitli yöntemlerle de mümkündür. Her gün yapılan egzersizlerle. Bu egzersizlerle şuurunuzun aydınlandığını görürsünüz her gün 5-10 dakikalık bir egzersiz buna yeterli gelebilmektedir. Bunun nasıl yapılacağını sizler herhalde iyi biliyorsunuz. Bu bir irade temrinidir. Yüksek bir amaç ile günlük hadiselerden ve onların endişelerinden sıyrılarak kendinizi yükseltmeye çalışınız. Bunlar hep bildiğiniz ve tatbik etmekte ihmal gösterdiğiniz şeylerdir. İnsan eski realiteleri iyice benimsemeden, tatbik etmeden yeni realitelere geçemez ilerlemek istiyorsanız bunu unutmayınız takıldığınız bir noktanın halinin uzun bir tefekkür sonucunda mümkün olabileceğini asla hatırınızdan çıkartmayınız yeni medyumluk ve karşılaştırma faktörü size yeni medyumluk tarzı hakkında birkaç esas nokta üzerinde durmak istiyorum burada önemli olan vaziyet belirli bir medyum veyahut kişinin rolü olmayacaktır herkes kendi kabiliyetlerinden, alıcılık durumundan istifade edecektir. Burada söz konusu olan durum, herkesin kendi evrimine en yararlı olabilecek buğutlarla irtibat temin edebilmesidir. Bu şekilde çeşitli tezahürler yanında elde edilebilecek bilgilerin birbirleriyle karşılaştırması mümkün olabilecektir. Bu yöntem, mana bakımından yeni olmakla beraber şimdiye kadar alışılmış olan medyumluk usullerinden pek farklı olmayacaktır. Yalnız burada fert yerine grup hakim durumda bulunacaktır. Bu şekilde bilgilerin ferdi ve ortak bakımlardan değerlendirilmesi, bunun sonucunda yeni hamleler yapabilme olanaklarınızın artması söz konusu olacaktır. Burada her şey söylenmiş değildir. Bu kaynaktan aldığınız bilgileri diğer başka kaynaktan gelenlerle karşılaştırmak suretiyle çok daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Fakat unutmayın tekrar ediyorum. Yeni medyumluğun esası her ferdin yeteneklerinden ayrı ayrı istifade etmeye hedef tutmaktır. Bu şekilde elde edilmiş evrim çok daha hızlı ve verimli olacaktır. Yeni medyumluk ve rüyalar faktörü. Yeni medyumluk konusunda size verdiğim tavsiyelerime harfiyen riayet etmeniz şarttır. Size verdiğim ipucunu dikkatle inceleyin. Rüyalarınızı ve içgüdülerinizi kaydettikten sonra bunlar arasında bir ilişki kurmaya çalışın. Bu şekilde sizi şaşırtacak enteresan tabiat kanunlarını keşfedebilirsiniz. Bu yöntemle çevrenizde görünmeyen ve ağını kurmuş olan neden ve sonuç kanunlarının yavaş yavaş kalbine nüfuz etmeye başlayacaksınız. Şuuraltı ve medyumluk. Şuuraltı sizin ruh hayatınızın diğer bir ifadesidir. Dünya hayatı ve diğer benzer hayatlar ise bu ruh hayatının ancak diğer bir kısmını teşkil ederler. Varlığımız mevcudiyeti esnasında her türlü mertebedeki maddesel olaylarla irtibat halindedir. Sinir sistemi organizatörünün sınırlamış olduğu bağlı şuurunuz genel sınırının ancak bir parçasını teşkil eder. Tıpkı bunun da daha şuurlu bir organizasyonun organını teşkil ettiği gibi öte yandan daha maddi organizmalarda sözgelimi dünya üzerindeki bedensel veya toplumsal organlar arasındaki ayrım daha kesin ve belirli bir şekilde vuku'a gelmekle beraber ruhsal planda bu ayrılık ve tefrik aslında mevcut olmakla birlikte çoğu kere bizim için tefrik edilmesi mümkün değildir. Esasen bu hususta endişe edilecek bir durum yoktur. Şuur altını dünyanızda mevcut bulutlardan bir derece veya birçok derece üste bir kavram olarak kabul etmekle bilginin kendi şuur altınızdan mı yoksa başka bir varlıktan mı gelmiş olduğunu kolaylıkla halletmiş olursunuz. Esasen bu iki iddianın birbirleriyle yaklaştıkları bir nokta vardır. O nokta şudur. Bizim şuur altı dediğimiz o muazzam kaynak bir ucu madde aleminizle diğer ucu deyim yerindeyse kozmik planlar ile irtibattadır. Gerek aşağı madde alemlerinden ve gerekse de yüksek planlardan alacağımız herhangi bir tesir bu sahaya girdikten sonradır ki bizim şuur sahamızı aydınlatabilir. Bundan dolayı çoğu kez ve birçok durumlarda olayların kökeninin bizden mi yoksa başka bir kaynaktan mı olduğunu ayırt edemeyiz. Çoğu kere buna gerek bile yoktur. Ancak bazı özel durumlarda yukarısının izniyle ve celselerdekilere insan varlığının ölümden sonra devam ettiğini göstermek maksadıyla medyuma bir takım bilgiler verilir ve çoğu kere bu bilgilerde adı ve sözleri geçen o varlıkların haberi bile olmadan sırf büyük bir gaye için idareci planlar tarafından medyumun şuur altına zerk edilir. Bir spiritizm celsesinde yani bir medyumun herhangi bir varlık hakkında ispat edici bilgi vermesi medyumun onunla temas etmesine gerektirmez bu temas sizin anlayamayacağınız karmaşıklıkta ve en direk olarak cereyan eder. Fakat burada daima üstün bir idareci planın çoğu kere kendini belli etmeyen mevcudiyeti elzemdir. Medyum ve Vazifeleri İnsanlığı yüksek bilgilere nail etmek üzere insanların mukadderatını idare eden planlar, bir takım yüksek realite ilkeleri uyarınca dünyaya medyumların inmesine amil olurlar. Bu medyumlar zannedildiği gibi üst planlar tarafından diğer insanlardan farklı bir ilgiye ulaşmış değillerdir. Üst planlar bütün siz varlıklara karşı eğer his demek yerindeyse aynı hislerle ve tam adilane bir şekilde dolu bulunmaktadırlar. Medyum ancak ve ancak geçmiş hayatlarındaki gene kendi ruhsal melekelerini geliştirerek edinmiş olduğu bu duruma ulaşmıştır o dünya deneyimlerini başarıyla verip daha yüksek mertebelere ulaşabilmek için içinden gelen ilhamları insanlara bildirmekle yükümlüdür. Bunda ya kendisi doğrudan doğruya veyahut da içinde bulunduğu sosyal düzenin kendisine sağladığı vasıtalardan istifade edilecektir. Medyumun en büyük vazifesi, kendisine verilen ilhamları zaman ve mekan ne olursa olsun asla vicdanının sesinden şaşmamak şartıyla insanlara duyurabilmesidir. Şayet bunda kendi ihmali yüzünden bir başarısızlığa uğrarsa yine kendi gelecekteki durumunu tayin eder. Fakat medyum dış basınçlar nedeniyle bütün arzu ve özlemlerine rağmen bu tebliğleri veremezse bunda korkacak hiçbir şey yoktur. İşte dostlarım, kısaca bir cümleyle medyumun vazifelerini bir daha özetleyeyim. İçindeki yüksek bilgileri her türlü müşkülata göğüs gererek ve elindeki bütün olanakları kullanarak insanlığın yararına sunacak bir vasıtadır medyum. Medyumluğun gelişiminde ilk olarak medyumun mukadderatı ve varlığı ile ilgili, evrim düzeyi ile ilgili ilahi irade yasaları rol oynar ki esas olarak medyumun kabiliyetini bu faktörler belirler. Öte yandan bu kabiliyetlere sahip olan bunları çeşitli şekillerde geliştirmelidir gelişimin başında medyumun vazifelerini tam anlamıyla benimsemesi gelmektedir. Daha sonra bir takım artık sizin tayin edebileceğiniz bedensel ve psikolojik egzersizler vardır. Levhi Mahfuz Levhi Mahfuz, insanların o andaki durumları ile ilgili bir plandır. Zira dünyanızda dahi aralarında derin realite farklılıkları bulunan birçok insan toplulukları kendi seviyeleri ile ilgili bir organizasyonun kuruluşunu hasıl ederler. Nasıl ki sizin bedeninizde de muhtelif sistemler birer organizmadır ve bütün bunların hepsine üstün ve hakim bir durumda olan öz varlığınız organizatörlüğü sağlarsa, Levh-i Mahfuz'da da durum aşağı yukarı buna benzer. İşte toplulukta o topluluk için bir üst derece yukarıda bulunan organizatör, daha geniş ve yüksek organizmaların organizatörlerinden gelen tebliğleri ve bilgileri alabildiği gibi o toplumda bir gelişim yaratmak üzere dünyaya inmiş olan peygamber, ilgili organizatörün söz gelimi levh-i mahfuz planının bilgilerinin toplum ruhuna aktarılmasına bir vasıta olur. Zira toplumlara ve topluluklara verilen bilgi, onların evren organizmasının hangi mertebesinde bulunduklarına sıkı sıkıya bağlı bir durumdur. Toplumdaki fertlerin evrim derecelerinin bir bileşkesi olan toplum ruhu veya organizatörü geliştikçe kendilerine daha yüksek organizatörlerden daha yüksek bilgiler gelecektir. Bilgi kitabı gibi. Kısaca manasını sorduğunuz ibarenin yani levh-i mahfuzun mutlak bir değeri yoktur. Her realite gibi o da relatiftir. İhtiyaç karşılamak için Kur'an'ın indirilişi sırasındaki insanlara bu ibare verilmiştir. 7. bölüm. Yaradılış, boyutlar ve zaman üstü olur. Evrenin büyük gizemi. En küçük partiküllere etkin olan varlıklar konusu kainat kadar muazzam bir şeydir. Kainatın en büyük esrarından birini oluşturmaktadır. Bu konu üzerine sizin bilginiz olmadan benim bilgi vermem pek uygun olmayacaktır. Esasen değeri de olmayacaktır. Kendi kendinizi biraz takviye edin. Bu büyük ve muazzam konunun sezgilerini yavaş yavaş anlayacaksınız. Canlı ve cansız sınırı. Maddelerin en ufak partiküllerinde canlı ve cansız arasındaki ufuklarda fark yoktur. Burada gene esas müessir olanı bu tanecikler arasındaki veya bu maddesel halin temelini teşkil eden maddesel partiküller arasındaki ilişkide aramak gerekir. Tıpkı mıknatıs kutuplarından kuzey ve güneyin birbirlerini çekmesi gibi. Fakat burada bu ilişkileri onların kaba kimliklerinde değil, kaba kimlikleri oluşturan ince maddelerin ilişkilerinde aramak gerekir. Ve bunun bir sonu yoktur. Bu sonsuza kadar gidebilir. Atomların, taneciklerin, partiküllerin arasındaki daha başka ilişkilerde aramak gerekir. Canlı ve cansız farkları Canlı, kendi başına bir organizmadır cansız bir başka organizma bir teşekküldür. Aradaki fark şudur. Canlı, fizikoşimik tabiat yasalarının üstünde bir takım yasalara tabi olmaktadır. Cansız ise bir takım atıl yani hareketsiz maddelerin yönetildikleri yasalara bağlıdır. Bir canlı hücre üzerine yapılabilecek tesir başkadır. Bir atom üzerine yapılabilecek tesir başkadır. Hücrede atıl atomlar söz konusu değildir organik maddeler, atıl maddelerden ayrılarak kaynamaya başlamış, müessiriyet kazanmıştır. Dolayısıyla adelinizde bulunan hidrojen ile dışarıdaki su hidrojeni arasında fark vardır. Varlıklar hakkında söylenecek olan sözler sizin idrak kudutlarınızın dışında bulunmaktadır. Su içindeki hidrojen ile canlı maddenin içindeki hidrojen fonksiyonu arasında fark vardır. Bu kadar büyük farklar olan maddelere, tesir eden müessirler de çok değişik olacaktır. Siz atıl yani hareketsiz maddede dahi ruh olduğu kabulüne eğilimlisiniz. Fakat bunu böyle düşünmek sizleri inkâre sevk edebilir. Siz atıl maddelerdeki şuurun farkına varamazsınız. Canlı ve cansız. Canlı ile cansız arasında bir organizma farkı vardır. Bildiğiniz gibi en ilkel bir canlı organizmasında özel bir takım hayati maddeler mevcuttur. Bu tek hücreli canlılar ancak bu maddelerin tesirleri vasıtasıyla tezahür edebilme imkanına sahip olabilirler. Dikkat ederseniz canlı ilkel organizmalardaki şuur gene epeyce yüksek gayelere matuf olmakla beraber son derece basit ancak bir iki istikamete yönelik bulunmaktadır. Bu sorunun daha fazla derinliklerine inebilmek için daha uygun zamanı beklemek lazımdır. Maddenin evrimleşmesi. Maddelerin evrimleşmesi konusunda hem müsbet hem de menfi olarak evet denilebilmektedir. Müsbet olarak şu bakımdan evet diyebilirim ki evrim zorunlu olarak maddenin içeriğinde bir gelişim oluşturmaktadır. Menfi olarak ise kainatta ezelden ebede kadar maddelerin zincirleme olarak birbirlerine bağlı bir takım sistemler teşkil ettikleri ve bu sistemlerin dışında da esasen başka bir hal düşünülemeyeceği de söylenebilir. Tesir ve boyutlar arası akış. Tesir dediğiniz şey aslında maddeden yani vibrasyondan başka bir şey değildir ortamlar ve boyutlar arası vibrasyon, tesir transformasyonunu anlayabilmeniz için size şu kadarını söyleyeyim ki, kainatta bütün maddeler hem birbirlerinin içinde hem de birbirlerinin dışında ve ne birbirinin içinde ve ne de birbirinin dışında olmayan bir takım sistemler teşkil ederler. Yani bir maddesel vasat, ne kendinden daha kaba bir vasatın, ne de kendinden daha subtil olan vasatın tesirinden azade bulunmaktadır. Esasen, Kainatta belirli bir maddesel sistemin varoluş sebebi, ona aşkın olan veya onun aşağısında bulunan diğer madde sistemlerinin mevcut oluşlarının sebebiyle izah edilebilir. Buna göre tesir, yayınlandığı maddesel vasatın sonsuz titreşimsel üstüne, sonsuz titreşimsel altına olmak üzere ve doğal olarak tabiat yasalarına bağlı olarak intikal eder. Maddi Alemler ve Kuruluş Muhakkak ki düşünen insanlar olarak sizler, kainatın büyük sırlarından birini çözmek ve öğrenmek arzusundasınız. Maddenin ve bütün bu sonsuzca subtilleşen madde alemlerinin köken ve başlangıcını belirleyen Kur'an nüve nedir? İşte bu soruya biz varlıklar yanıt vermekten aciz durumdayız. Biz varlıklar ancak realitemizde ilişkili olan maddeler hakkında bilgi sahibiyiz. Bunun bir adım ötesinde aşkın yeni bir madde alemini tanımlamaktan ve tasvirden aciziz. Hatta celselerimizde de yaptığımız gibi, spatiyumun bize göre nispeten aşağı tabakalarını bir takım subtil maddeler gibi ifadeler kullanarak kabada olsa bir imajını tasavvur etmeye çalışıyorsunuz. Fakat elbette gene de şunu söyleyebilirim ki, siz bundan bahsetmekle beraber, bunu tasavvur edebilme kabiliyetinize rağmen orası siz bedenliyken sizin malınız sayılmaz. Orada yaşayamazsınız. Nerede kaldı ki bütün bu sonsuzluklardan namütemahi sonsuzluklara uzanan, madde alemlerinin kurucusu olan ilkel nüve hakkında ne siz ve ne de ben bilgi sahibi olabilelim. Buna gücümüz ve kuvvetimiz yetmez. Siz hiç olmazsa, hiç olmazsa diyorum, tasavvur edebileceğiniz realitelere erişmeye çalışınız. Onun üstünde bir realiteye ulaşabilmek için henüz daha pek gençsiniz yüksek evrim mekanları. Yükselen varlıklar için her defasında yeni yeni yüksek evrim mekanları mı yaratılmaktadır konusuna gelince, biliyorsunuz ki kainatta her şey sizlere göre değişen, çoğu kere rastlantıya bağlı, gelişi güzel ve hatta adeta yeniden yaratılmış bir takım kurallarla yönetiliyor. Aslında son derece şaşmaz ve hatta bizim bulunduğumuz mertebe yani dört boyutlu alemde bile mahiyeti tam manasıyla anlaşılmayan yüksek yasalar ile yönetilmektedir. Bu yüzden bir şeyin yeni, eski, üstün veya aşağı oluşu tamamen içinde bulunduğunuz duruma yani sizin realitenize tabi olan bir durumdur. Öte yandan hiç olmazsa bizim bulunduğumuz mertebede yeni yaratılmış birer vasat olmayıp, bilakis sizin zaman ve mekan kavramlarınızdan bağımsız, sonsuzluk içinde mevcut olan bir nitelik olarak görmekteyiz boyut ve canlı, cansızlık, izdüşüm. Her şey bir buğut meselesidir. Görülen her şey, kainatın en yüksek buğutlarındaki madde alemlerinin mevcut olduğunuz buğuttaki bir izdüşümüdür. Görülen cansız maddeler veya yüksek bir müessiriyeti haiz olan canlılar arasındaki hayatiyet farkı bir buğut yüksekliğinden veya buğut derecesi fazlalığından ileri gelmektedir bu buğut farkları bu organizmalarda çeşitli serbestlik dereceleri tevlit ederler. Bu serbestlik dereceleri arasındaki farklar canlılık veya cansızlığı ortaya çıkartırlar. Bir atom, eczası bakımından kainatın epeyce yüksek buğutlarına kadar uzanabilmekle beraber, canlı mertebesindeki bir varlık çok daha geniş ve engin alemlerin bir yansımasıdır. İşte beden ve ortamınızda hapsolup kalmanız, maalesef kendinizi o maddelerden ibaret bir toplam zannetmeniz hatasına çoğu kere sizleri düşürmektedir. Fakat doğaldır ki ilmin ilerlemesi ve bu arada yalnızca ruhsal bilimlerin değil, ruhsal, maddesel ve fiziksel bilimlerin el ele yürümesiyle kainatın yalnızca üç boyutlu cephesi olmayıp bu üç boyutun temelini oluşturan sonsuz boyutların bulunduğu anlaşılacaktır. Bunlar şimdiye kadar hayal meyal, şairlerin, mistiklerin veya mecomların imajinasyonlarında mevcut olmuşlardır. Fakat gelişi güzel bir insana anlaşılmaz bir muamma gibi gözükmekte devam etmişlerdir. Fakat gelecek insanlığındır. Bilimi küçümsemeyiniz, hatta dünya bilimlerini bile. O bilim, gelecek nesillerin, gelecek enkarnasyonların şimdikinden daha çok parlak bir şekilde bilim yoluyla kainatı aydınlatmalarına yardımcı birer vasıta olacaktır. Şimdiki insanlığın cehaletini bir dereceye kadar hoşgörüyle karşılamak lazım. Boyut ve Ruh Buğut kelimesi bir kelimeden ibarettir. Bunun gerçek manasına da ancak kendi sezginizle nüfuz edebilirsiniz. Size burada yapabileceğim şey ancak biraz açıklamada bulunmak ve sizi konuyu anlayabilecek bir duruma az da olsa sevk edebilmekten ibarettir. Buğut, hakim realite veya esas realite manasına da gelebilmektedir. Söz gelimi basit olarak ruh maddenin ileri bir buğutudur diyebiliriz. Çünkü ruh, maddenin hakim realitesidir. İnsan ruhu bir ünite değildir. İnsan ruhu, kainatın muhtelif buğutları arasında kurulmuş ve varlığın esasını teşkil eden şuurla aydınlatılmış bir sürekliliktir. O her an zamansızlık ve mekansızlık içinde evriminize devam eder mütemadiyen yeni kazançlar, yeni realiteler, yeni alemler içindedir. Rolatif zaman, dördüncü boyutta zaman. Zamanın rolatif oluşu konusunu öğrenmek istiyorsunuz. Bugünkü biliminiz, zamanın bu rolatif oluşunu az çok kavrayabilmiş bir durumdadır. Fakat bizler için zaman diye bir şey söz konusu değildir sizin üç boyutlu aleminizde dahi zaman çoğu kere sizi yanıltacak derecede değişen safalar göstermektedir. Bu hususta size daha fazla bilgi vermeye arzu ederim fakat benden bunu sormadan önce kendinizin araştırma yapmanız gerekmektedir. Bu hususta gerekli doneleri bulabilecek bir durumda olduğunuzu da tahmin edebiliyorum. Bizler için zaman diye bir şey söz konusu değildir derken sizin anladığınız manada zamanın bizler için söz konusu olmadığını söylemek istiyorum. Bizim için zaman, içinde bulunduğumuz haleti ruhiyenin bizlere verdiği bir histir. Dört bulutlu alem bulutlarında sizin alemlerinizdeki zamandan bağımsız olarak hadiseler düzenlenir. Bizim dahi mahiyetini anlayamadığımız yükseklikteki şuurlu varlıklar tarafından sizin üç bulutlu aleminize maddi birer hadise olarak yansıtılır. Elbette bu olay sizin bulutunuza indikten sonra zaman ve mekana tabi olarak cereyan eder. Zaman, sizin bulutunuzdaki madde haliyle müterafık ve onun hareketiyle ilişkili bir faktördür. Size bunu söyleyebilirim. Zamanın relatif oluşunu bugünkü bilim kanıtlamış ve insan ruhu da her zaman duyabilmiş ve hissedebilmiştir. Relatif zaman ve zamanın tema şansı. Rüyadaki zaman elbette sizin anladığınız manadaki zamandan epey farklıdır. Bu yüzden buna psikolojik zamanla denilmektedir. Zamanın ne derece relatif bir kavram olduğu bugün insanlarca yavaş yavaş anlaşılmaktadır. Zaman eski katılık ve hayatiyetini yitirmeye başlamıştır. Zaman esasen sizin madde aleminizde bile çeşitli şekillerde ortaya çıkar zaman derken bugün madde kainatındaki mekanizması dahi bilinmemektedir. Elbette bu hususta bilginizi arttırmaya ihtiyaç var ve arttırmanızı tavsiye ederim. Spatyon varlıkları ile dünya insanların zaman kavramları arasında ancak bir derece fark vardır, o kadar. Sizin anlayabileceğiniz kadar şunu söyleyeyim ki dünya insanı için rüya kavramı gene maddi vasatla az çok ilişkili bir durumla olmakla beraber spatiyomda rüyadakinden tutun derece derece aşağı ve yukarı zamansal hallerde yaşayan varlıklar vardır. Hala dünya bedeni içinde yaşayanlar bu sözüme dikkat edin. Dünya bedeni realitesi içinde yaşayan varlıklar zaman kavramı bakımından az çok bir rüyada yaşayan insana benzerler bu üstüne çıkanlar ise zamanı temaşa ederler. Zamanın temaşa edilmesinin ne olduğunu sizler kolay kolay idrak edemezsiniz, bu çok büyük bir şeydir. Zamanı temaşa eden bir varlık, belirli bir hadise içerisinde yaşayabilmek veya onu yaşatabilmek için zamanın ezici hükümlerinden kendisini kurtarmıştır. Zamanı temaşa eden varlık, İstediği zaman gelecekte, şimdi de, geçmişte ve bu hallerin bile üstündeki halleri de kendi nefsinde yani benliğinde canlandırabilmek kudretine haizdir. Zamanı temaşa eden varlıklar için bu yüzden sizin geçmiş, gelecek, şimdiki gibi relatif zaman anlayışınızla kabili telif bir durum söz konusu değildir. Zamanı temaşa eden öyle varlıklar vardır ki bundan milyonlarca sene sonra kainatta buku bulabilecek değişiklikleri tam bir canlılıkla imajinasyon yani tahayyül kudretine sahiptirler. Zamanın temaşası hakkında bu bilmem size fikir verebiliyor mu? Zaman içinde zaman, mekan içinde mekan. Sizler elbette üç boyutlu maddelerin içerisinde hapsolmuş ve üç boyutlu madde mantığı ile hareket ettiğiniz içindir ki bu realiteleri anlayamıyorsunuz. Halbuki bu üç boyutluluk kavramından sıyrılmak ve daha üstün boyutlardaki madde alemlerinin mevcudiyetlerini kabul etmekle üstteki hususları biraz daha kolaylıkla idrak edebilirsiniz. Bugünkü bilim de yavaş yavaş bu hakikati sezmeye başlamıştır. Mekanın ve zamanın izafiliği insanlığa daha geniş ufuklar açma yolunda bir kademe teşkil edecektir. 8. bölüm Tabiat olayları yöneticileri ve amaçları Tabiat olayları ve nedenleri İnsanlık ta baştan beri tabiat olaylarından korunma çarelerini aramış ve ihtiyacını duymuştur. Bunların az çok kendi iradesi dışında yüksek tabiat kudretlerinden kaynaklandıklarını varsaymıştır. Onun için ilkel insanlar bu tabiat olaylarının gerisinde gizli bir ilah veya yönetici insanüstü bir varlığın olduğunu zannetmişlerdir. Elbette ki bu telaki tamamen yanlıştır. Bu tabiat olayları hiç kuşku yok ki yüksek idareci planın düzenlemesiyle vukua gelmekle beraber bunlar eskilerin zannettiği gibi o planlara ait olan varlıkların insanları herhangi bir şekilde husumet veya ilkel hisler beslemesinden ileriye gelmemektedir. Bunlar tabiatın sonsuz genişlikte neden ve sonuç kanunları neticesindedirler. Biz ancak bu nedenlerin pek azına nüfuz edebiliyoruz nüfuz ettiklerimiz bile bizim görüşümüzde çok yarım yamalak. Örneğin siz insanlar daha bir fırtınanın fizik nedenlerini bilemiyorsunuz. Elbette ki ben burada fizik nedenler hakkında konuşacak değilim. Ben burada fizik nedenleri harekete geçiren fizik üstü nedenler hakkında konuşacağım. İnsanların zaman zaman ataletlerini yenebilmeleri için silkinmelerine ihtiyaç vardır. Atalet ve hareketsizlik insanlığın evrimine engel olan en büyük iki maniadırlar bir tabiat olayı, insanlığı böyle bir ataletten biraz olsun silkindirmeye çalıştığı ve küllenip duran ruh kudretlerini canlandırmaya çalıştığı içindir ki bir değere sahip olabiliyor. Düşünün, örneğin bir zelzele oluyor ve böyle bir zelzelede yüzlerce, binlerce insan ölüyor. Evler yıkılıyor. Bu olay da öyle bir toplumda oluyor ki insanların ruhları evrimin parlak yollarına sırtlarını çevirmiş, onları görmemekte ısrar etmektedirler. Bu olay, zorunlu olarak onların ruhlarını o hedefe doğru çevirmeye, örneğin sağ kalanların yaralı ve felaketzedeleri hem merhamet hissi duymalarına ve nihayet büyük bir gayrete de sevk edici olduğu için önemlidir. İşte bu nedenlerden dolayıdır ki böyle bir tabiat olayı, böyle bir ihtiyacı ortaya çıkarmış olan topluma, kainatın her türlü neden ve sonuç ilkesinden yararlanmak suretiyle üst planlar tarafından gönderilirler. Burada fizik nedenler, onları motive eden yüksek nedenlerin yanında pek fazla öneme sahip değildirler. Tabiat olayları, irade ve imajinasyon Geleceğe ait olayların bilinmesinde irade kadar imajinasyonun da rolü büyüktür. İmajinasyon melekesi bildiğiniz gibi her zaman iradeye hakim durumdadır. Sizlerde hiç koşkusuz ki imajinasyon melekesi o yüksek ruhsal plandakiler kadar evrimleşmemiş olduğundan olay esnasındaki neden sonuç zincirini izlemekten aciz bulunuyorsunuz. Sizin iradenizin genişliği kendi sahanızdan ve kudretinizden bir nebze öteye geçemez. Geleceğe ait olayların izlenmesi sizlerin iradenizin tamamen dışındaki hadiselerdir geleceğe ait olayların sizlere bildirilmesinde insanın iradesine, evrimine ve özgürlüğüne asla bir tecavüz söz konusu değildir. Tabiat hadiseleriyle de insan iradesine tecavüz edilmemektedir. Sizin iradeniz tabiat hadiselerinin dışında değildir. İradenizi tayin eden husus ruh melekenizin gelişimi ve hakimiyetidir. Siz iradenizle hiçbir zaman bir tabiat olayına mani olamazsınız. Ancak onun yönünü değiştirebilir ve kendi lehinize kullanabilirsiniz. Bir nehrin taşmasına mani olamazsınız. Fakat bir baraj ile nehrin sularını belirli bir yöne sevk edebilirsiniz. Şayet nehrin taşmasına mani olacak bir kudretiniz olsaydı, ona göre de bir iradeniz olacak ve bunun sayesinde nehrin taşmasına pekala engel olabilecektiniz. Fakat henüz sizler tabiat hadiselerine tabisiniz tabiat olaylarını sevk edici plana kadar yükselmiş durumdasınız. Her şeyde olduğu gibi sizdeki irade de roletiftir. İradeniz de evrimleşmeye muhtaçtır. 9. Bölüm Yeni Çağ ve Yeni Siklus'a Giriş Yeni Çağ ve Hazırlık Safası Ruh planı sizlere yepyeni ve değerli bilgiler vermek istiyor. Bu bilgiler ile ufuklarınızın genişlemesi, insanlığa faydalı olmanız arzu ediliyor dünya organizatörleri insanlığa yeni bir çağ müjdeliyorlar. Bu yeni çağın ilk müjdecileri, bu yeni çağın bilgilerini insanlığa ilk yayacak kimseler, dünyanın neresinde ortaya çıkarlarsa organizatörler onları görevlendireceklerdir. Fakat bu insanlardan her şeyden önce hem cinslerine yararlı olmaları ve insanlığı kalkındıracak bir seviyede bulunmaları arzu ediliyor bu yeni bilgiler hazırlık safhası tamamlanmadan hiçbir zaman takdim edilmeyeceklerdir. Sizlerde böyle bir liyakat sezildiği içindir ki planımız sizler vasıtasıyla dünyada bir tesir sahası oluşturmak istiyor. İnsanlık çok uzak olmayan bir gelecekte yeni bir safhaya yeni bir çağ girecektir. Şimdi insanlık bunun kaosunu şiddetle hissediyor. Uzaydan gelen tehlike Gelecekteki insanlığın evren ile olan ilişkilerinde büyük değişiklikler olacak. İnsanlık, belirmesi mümkün büyük bir tehlike karşısında mecburen birleşecek ve bu birlik insanlığın büyük bir evrim hamlesi yapmasını sağlayacaktır. Bu tehlike uzaydan geliyor, başka bir planetten. Bulunduğunuz güneş sisteminde planetler arası irtibatın kuvvetleneceği zaman uzak değildir. Bu irtibat başlangıçta pek dostane olmayacaktır insanlığın birleşmesi ve bir bütün olduğunu idrak edebilmesi için müşterek bir tehlikeye maruz kalması ve tehlikeyi el birliğiyle yenmesi gerekir. Bu tehlike size dünyanın en karışık anında dışarıdan yani uzaydan gelecektir. Ve ayrıca bu dünyanızın uzay ile ilk ilişkilerini de oluşturacaktır. Uzaydan gelen o varlıklar sizden üstündürler. Siz evrimi tek taraflı olarak kabul etmeyin. Dünya ile çatışmaya girişecek o planetin insanları sizden daha yüksek evrimli dedimse, bu her bakımdan sizden yüksek evrimli demek değildir. Onların sizden daha evrimleşmiş olduklarını söylerken, özellikle maddesel sahada evrimleşmiş olduklarını, yani bilim ve evren bilgisi bakımlarından ileri olduklarını kastediyorum. Öte yandan, güneş sistemi organizasyonundaki gezegenlerdeki yaşayan varlıklar, hiçbir zaman birbirlerinden her noktada üstün değildirler. Her bir gezegenin kendine göre mükemmel tarafları vardır. Güneş sistemi organizasyonu yeni bir siklusa girmektedir ve bu siklusun vuku bulabilmesi için gezegenler arası ilişkinin artması ve hatta tesisi gerekmektedir. Gezegenler arası bu temas başlangıçta ancak bir çarpışma ile hasıl olabilir. Fakat bu çarpışma insanlığı bir birliğe sevk edeceği için elzemdir dünyanız tam bir kaos içindedir. Bu, dünyanın yeni bir safhaya girmesine işarettir. Yeni fikir akımlarının tüm insanlığı başlangıçta tatmin edeceğine inanmıyorum. Öte yandan bu korkudan hasıl olacak birlik, insanlığın ruhsal gelişimini arttıracaktır. Bunun hasıl edeceği avra ise üst planların insanlığa yeni bilgiler göndermesini mümkün kılacaktır. Yeni çağ ve başların göğe çevrilmesi İnsanlığın içine girmekte olduğu yeni çağ, insanlığın mutlu bir çağı olacaktır. Bilimin gerçek değeri yavaş yavaş insanlık tarafından takdir edildikçe elde edilecek sonuçlar o oranda verimli olacaktır. Yeni çağ bir bilim çağı olacaktır. Burada belirtilen bilim ne var ki eski anlamından kurtulacak ve ufukları pek fazla genişleyecektir. İnsan kendi gizli kabiliyetlerini daha iyi ölçebilecek ve onları kullanmasını öğrenecektir duygu ve düşünce sahasında ise teknik bilimlerin varmış oldukları düzeyin yakınına erişilecektir. İnsanların başlarını göğe çevirmeleri aynı zamanda ruhlarını da o yöne doğru çevirmeleri demek olacaktır. Yeni Çağ ve Yeni Elektromanyetik Kozmik Alan Güneş sistemi organizasyonunun yeni bir siklusa girmesi konusunu biraz açıklamam gerekiyor. Biliyorsunuz ki evren mikro ve mikrokozmik bir bütün oluşturur. Başı olmadığı gibi sonu da yoktur. Bu evren düzeni içinde çeşitli evrim düzeylerinin sonucu olan alemler vardır. Bu alemlerin hepsi reeldir. Biz bu alemlere başka bir ifadeyle evrenin fazları diyebiliriz. Ve bu evrenin fazları tabi bir takım tabiat kanunlarının sevki idaresi altında bulunurlar ve elbette örneğin A fazında geçerli olan tabiat kanunları başka bir faz olan B fazında bulunan tabiat kanunlarından tamamen farklı değildir veya aralarında bir ilişki vardır. Bundan öte fazlar iç içe birbirlerine tesir eden vibrasyon sahaları oluşturmaktadırlar. Şimdi deminki örneğimize dönelim ve güneş sistemi organizasyonunu ele alalım. Güneş sistemi organizasyonunun maddi bir kimliği vardır. Hatta bu organizasyonu oluşturan ünitelerin yani gezegenlerin her birinin birbirine az veya çok yakın maddesel yapıları vardır. Bu maddesel yapılar sonucundadır ki bu gezegenlerde mevcut canlı organizmalar farklılıklar gösterirler. Fakat işin fizikoşimik cephesinin ötesinde bir de bizim yani varlıkların duyularımıza çarpmayan daha ince, daha seyyal ve giderek seyyalleşen bir takım sahalar bu gezegenlere ve sonuçta güneş sistemine etkindirler. Bu sistemin herhangi bir yerinde meydana gelebilecek fizik tertipteki bir değişme veya tersi daha ince fazlarda da tesirini gösterir veyahut da bunun tersi de geçerlidir. Böylece konuyu uzatmadan şöyle diyebiliriz. Güneş sistemi sizin anlayamayacağınız tertipteki bir elektromanyetik sahaya girmiştir. Bu yüzden bu saha, bu sistemdeki bütün organizmalar üzerinde karşılıklı tesir hasıl edecektir. Bu tesirin sizin dünyanıza ait olan kısmı, sizin dünyanızın maddesel olduğu gibi manevi bakımdan da bir evrim safhasına girmesine yol açacaktır. Bundan fazlasını söylememe izin vermiyorlar. Yeni bir elektromanyetik sahaya girmesi güneş sisteminin dengesine tesir edecektir. Fakat bu dengenin bozulmasına tesir etmez. Gezegenlerin durumlarında bir değişiklik olacaktır. Fakat siz bunun farkında olmayacaksınız. Yeni Çağ ve Manevi Evrim Faktörü Yeryüzünde oluşan birçok ufolojik olayların diğer gezegen insanları ile ilişkisi tabii ki vardır. İşte bu olaylar diğer gezegenler insanları ile ilişkinin ilk habercileri ve ilk zerreleridirler. Bu olaylarda aynı zamanda söz konusu elektromanyetik duruma giriş ile artacaktır. Maddi olaylar manevi olaylardan ayrılmaz. Bunlar birbirleriyle sıkı bir birlik oluştururlar. Bu yüzden dünyanızın varmış olduğu bilimsel ve teknik evrim manevi evrim ile birleşmedikçe kısır kalacaktır. Fakat bunun içinde umutsuz olmamak gerek. Her şeyin zamanı vardır yeni siklus ve kaos aşaması. İnsanlık bir kaos ve şaşkınlık içerisindedir. Bunu siz de görüyor ve gözlemliyorsunuz. Bu teşebbüs ancak her alanda kendini belli ediyor. Bunun bir nedeni, insanlığın bir evrim siklusu kat etmek üzere bulunduğu ve yeni bir siklus için gereken bilgilere sahip olmayışıdır. Hatta bu özellikle manevi alanda böyledir. İnsanlar şimdiye kadar bir takım sezgiler, Hayal meyal duygular ve nihayet dogmatik inançların vermiş oldukları vetirelerle bu manevi alandaki boşluğu telafi etmeye çalışıyorlardı. Fakat her yüzyıl ve her zamanda bazı insanlar hakikat yollarını kendi tek tek verdiği araştırmalarıyla sezmiş olmalarına rağmen genellikle herkesi ve özellikle düşünen insanı tatmin edebilecek düzeydeki bir inanca henüz varamamışlardır. Fakat yavaş yavaş insanlığa yönelik ve bilimsel yöntemlerle tahkiki kabil bir takım yollar sizlere sunuldu. Daha doğrusu o yolların öğrenilmesine insanlık hak kazandı. Ne var ki her zaman olduğu gibi her yenilik az veya çok sapkın bir takım yollara sapar. Zamanla asıl kimliğini az veya çok yitirir. Tıpkı bunun gibi bu sahada az çok aynı akibe maruz kaldı. Hakikati görebilen insanlar her zaman olduğu gibi bugün de dünyada pek azdırlar. Kesindir ki şu veya bu ekolün bir üyesi, izleyicisi olmak, hakikat yolunda bulunmak demek değildir. Bu yolda layık olabilmek için varlığınızın tüm melekelerini seferber edercesine, yani hem kalp hem de akıl ve bilim yollarını seferber ederek sizlere mutluluğun yollarını açacak olan o büyük yolun anahtarını elde edebilirsiniz. Dünya Yeni Tedris Sistemi dünyanın yeni bir realiteye geçişine, bir mektebin tedris sistemini yenileştirmesine bir dereceye kadar benzetebiliriz.